you. Thank you very much, Dr. Paul. And we will start because we haven't enough time. And I want to invite everybody to very wonderful, fantastic opening ceremony. We will prepare for this. I think we tried for this more than 6 months. And we can start. I want to invite first speaker. Dr. Arif Karagöz, his topic about role of ultrasound in airway assessment and management. Please, Dr. Arif. My presidents, my colleagues, it's very beautiful to see you after 2 years in here. I am Dr. Arif Karagöz from Izmir Çeli Training Hospital. Emergency department, and I will talk about point of care ultrasound for airway management in emergency department. First of all, I have nothing to declare, no conflict of interests. I will talk about basic anatomy of our upper airway and pros and cons of ultrasound for airway management, talk about indications, technique, and basic bedside ultrasound applications for airway management. As you all know, airway starts with mouth and nose and then continues with larynx. And larynx is the most important part of airway for emergent airway procedures, as you know. And we try to see this area with bedside ultrasound to do better interventions. And larynx is made of a bone, some cartilages, and some ligaments between them. Bone is hyoid bone, and there are thyroid cartilage, cricoid cartilage, and tracheal rings, and there are also ligaments and some muscles between them. And why we should use ultrasound? What is pros and cons? First of all, ultrasound doesn't harm our patient. It doesn't consist any ionizing radiation or any contrast material, etc. It's repeatable, it's quick and easy to perform and perfect to use at bedside. And it's also easy to learn. But we want to use ultrasound, so we have to have an ultrasound device in our emergency department. And it's also operator dependent. If you are a novice sonographer, at your first, second, third attempts, you can be failed. But after you get experienced, you will do much, much better imagings with ultrasound. And in some circumstances, we cannot use ultrasound. For example, if there is subcutaneous emphysema, etc., these circumstances doesn't allow us to use ultrasound. And what are the indications? The most important indication of ultrasound for upper airway management is to see the best puncture place for emergent airway procedures, especially cricothyroid membrane and trachea, while we are doing emergent front neck airway access. And then the second important indication is to correct our tube placement. If we have done a correct endotracheal intubation or we have done a false esophageal intubation. And it's very easy to see if it's correct or not with ultrasound. And we can predict the optimal size of our endotracheal tube for our patient with ultrasound also. And we can even see if there is vocal cord palsy or not in our patients with ultrasound. And let's talk about technique. Our patient is laying supine in center sniffing position, neck is extended. We will use high frequency linear transducer and we will use depth approximately 3 to 4 centimeters. And we will do imaging in two manners, first vertical and then horizontal manner. Let's start with vertical scanning. When we put our probe on the thyroid cartilage, we will see the cartilages as round-shaped
hypoechoic structures, and we will see a white line under them. This white line represents air mucosa interface, and air generates a hypoechoic line with reverberation artifacts lying under. And the green one is thyroid cartilage, the red one is cricothyroid membrane between thyroid and cricoid cartilages. The light blue ones are tracheal rings, and the hypoechoic line is tissue air border. Cricothyroid membrane is important for performing urgent cricothyroidotomy. By using ultrasound, we can find cricothyroid membrane, and we can find the best puncture site for our emergent airway access. We can use it by two ways. First, we can measure the depth of trachea from skin and mark the correct place with a pen, then take away our probe and go on. Or, after vertical imaging, we can turn our probe 90 degrees in a horizontal manner, and we can use out-of-plane technique to see our puncture goes on from the ligament. The second anatomic structure we can see with ultrasound is tracheal rings. And to see this area is important for while we are performing peritoneal tracheostomy. We can find the best place to do with ultrasound. And then we will talk about transverse imaging. This transverse imaging is made by level by level. The first level is thyroid cartilage level. When we put our probe on thyroid cartilage in a transverse manner, we will see this structure as a mound, as a triangular shape, and vocal cords will be seen inside as hypoechoic structures. As you can see here, there is a triangular shape, just like a mound, it's thyroid cartilage. We can see also thyroid gland on the cartilage. And inside there are two lines, hypoechoic lines, representing vocal cords. And they are lying between the apex of thyroid cartilage and arytenoid cartilages. And if our patient is conscious, we want him or her to emit sound, and we can see both of the vocal cords coming together at the midline and vibrating to produce sound. So this image shows us there is no vocal cord paralysis. But if one or two of them doesn't come at the midline, we can say that there is a vocal cord paralysis. The other level is cricoid cartilage level. Cricoid cartilage level is seen as a hypoechoic inverted U shape, not as a triangular one, an inverted U shaped structure placed inferior to the thyroid cartilage. And if we measure this cartilage from inner to inner diameter, we can predict the optimal size, tube size for our patient to use. And the most common indication of airway ultrasound in emergency department is correction of endotracheal tube placement. It's simple and fast method for correcting the placement of our tube. It's sensitive and specific. Expert sonographers reach more than 95% correctivity, but novice sonographers have also more than 90% sensitivity and 95% specificity. There are two methods to use ultrasound for this indication. First, direct method. Put your probe to cricoid cartilage level in a transverse manner and look. And the second is indirect method. Indirect method is to see the lung movements by lung ultrasound. And direct method does not require ventilations. It's an important advantage because we can avoid our patient to have gastric insufflation or delay in diagnosis, etc. As I said before, direct method is direct imaging of cricoid cartilage level
from anterior neck, and we will look a second round-shaped air-filled tubular structure other than trachea or larynx. If we see a second structure, it means that there is oesophageal intubation. You can see at the right side. If you see only one tubular structure with a hyperechoic line, this means this is correct endotracheal intubation. And you can even see oesophagus lying posterolaterally at the left side from the trachea sometimes. Indirect method is looking for pleural movement, but we have to ventilate our patient to use indirect method, and we can only do this method after intubation. But indirect method, we can do direct method while we are intubating our patient, and we can see the tube passing through larynx or passing through esophagus, and it's very advantageous. If we see both lungs having correct pleural movement, we can say that our tube is in correct place and in correct depth. But if we see only one side, this image, and the other side, this image, there can be mainstem intubation. But we have to know that our patient doesn't have pneumothorax. So, direct method is much more advantageous from indirect method. As a summary, ultrasound is safe, repeatable, easy to perform, and easy to learn technique for urgent airway procedures, and there is a growing evidence, there are lots of papers in this area. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Arif. We will take question the last of section, okay? We can invite Sigmund. Yeah, first of all, great presentation. And how often do you use this in evaluating airways? Do you use this 100% of the time, 50% of the time? How often do you use this? Okay, Arif, go ahead, sorry. Sorry, I thought I will. You talk about in discussion time. Sorry, okay. Especially for endotracheal tube placement correction, we use this method more than 70 or 75%. But for my expectation, for airway interventions, we started to use ultrasound, but we are novice, in fact. But we are trying to get expertise around this area also. But for placement, we are doing it, and we have also wrote a paper for American Journal of Emergency Medicine. We have a paper there, and we have shown that it's very easy to learn also. We have given only 30 minutes education, and we have made 10 practices for novice sonographers, and they reached a good correction while making resuscitation. I have one more question for you, because I'm very interested in this, actually. We in the U.S., we don't really use ultrasound that much for airways. So can you also look to see whether the ET tube is in the carina at all, or can you? How far down can you... Can you look at how far the ET tube is placed? I have read some papers around about this issue also, but I didn't practice this yet. Great. Are there any other questions from the audience? Great. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Dr. Savarna Kumar, who's going to talk about the importance of proper positioning for airway management. Dr. Kumar. Right and left, and another point.
Thank you. Very good afternoon to all, and I am Dr. Saranok Kumar. I represent Society for Emergency Medicine India as its secretary, and it's my pleasure to be here, and thank you so much to EPAT and Professor Bashar for inviting me over. I was so happy. This is my 8th trip to this event and to this Congress, so now Turkey is my second home, so extremely happy to be here. When I got this invite, I was quite happy. At the same time, I was also a bit worried. Happy because I got an opportunity to come again to meet all of your friends in physical event, but a bit worried whether the suit and pants would fit me, because I haven't worn them for 2 years. So we were all on our scrubs, but really feels good to be here at the end of the day. My talk here today is on importance of proper positioning of airway, and this is going to be a very basic talk, because sometimes we do tend to forget basics when it comes to airway. So the objectives of the next 10 to 15 minutes is for us to revisit the 3 golden rules of airway management. We're going to see, does positioning your patient really matters? Does your position as an operator on the head side, does it really matter? What should be the position of the blade tip? And what's the difference in children when it comes to airway management? I have added a few QR codes for your reference of those studies. So anybody who's interested, you can keep your QR scanning so that like you can directly refer to those studies. So before we proceed any further, we're talking about airway positioning for an advanced airway like intubation. But we need to remember 3 golden rules of airway management. Anybody, that's almost anybody, can be oxygenated and ventilated with a bag and mask. The art of bagging should be mastered before art of intubation. Manual ventilation skill with proper equipment is a fundamental premise of advanced airway. So this is my suggestion to all the residents, especially those who are starting your career in emergency medicine. Never forget these 3 golden rules throughout your career in emergency medicine. So the 3 positions which are very, very important for us to have a successful airway placement. 1, how do you position yourself? 2, the patient's position. And the 3, where do we keep your laryngoscope blades? Let's quickly look at how do we position ourselves when we intubate, right? I'm going to show a few pictures in the forthcoming slides. But what I would recommend here is clearly stand further back with straighter arms and back and your back. Hold your laryngoscope closer to the blade. The arm should be only modestly flexed at the elbow and adducted, and do not bend in right angles. By application of force, the intention here is not to lever your scope, but to give the force so that you can lift the laryngoscope up. So let's look at this picture where my resident is trying to intubate a patient. As you can clearly see in the first picture, you can see he's bent forward, his elbows are flexed. That's not the position you need to be while you're intubating. If you look at the second picture, you can clearly see now how he stands back and the elbow is not flexed as much. It's only flexed very minimally, right? That's the right position for you to stand when you intubate. And also look at the space between the head of the patient and head of the bed or the end of the trolley. So there's a lot of space in between. That's not the way you place your patients. The patient's head end should be ideally at the end of the trolley, closer to you. When you begin with the wrong position, that will lead to a wrong axis, which we are going to see in some time now. And what we'll end up doing is basically you'll go more closer to the patient trying to look for the vocal cords, which is absolutely not the right way to do or right thing to do, right? So does the patient's bed height really matters? It's something which we overlook. Clearly in an emergency department, it's quite busier. We don't really pay so much of attention to the height of the patient trolley. Clearly that does make a significant importance in airway management. The patient must be in the center of the bed, and his head must be positioned as close to the upper end of the stretcher.
And this is an interesting study from British Journal of Anesthesia, where they looked at around 300 patients, and they saw that does the bed position really matters. And they tried intubating patients at four levels of the operator, one at the level of the neck, one at the level of diaphysternum, at the level of upper ribs, or sorry, the lower ribs, and one at the level of umbilicus. So it is found that when you place the patient's trolley at the level of your umbilicus and slightly above that, the chances of you getting your intubation right in the first attempt is going to be significantly higher, irrespective of how much of a difficult grade of intubation it is. So it is recommended that you keep your bed height at least to a level of umbilicus or slightly above that. So that's about how do you position the bed and how do you position yourself. Let's quickly look at how do you position the patient. The aim of the patient positioning is basically to align three axes together. They are oral axis, pharyngeal axis, and laryngeal axis. And they have to be aligned, allowing the line of vision to fall at the laryngeal inlet. And this was described actually in 1936 as three-axis theory, and we call it as sniffing position. So I'm going to show what is a sniffing position rather than trying to read what a sniffing position looks like in the forthcoming slides. So clearly, these are the three angles which we need to align: the pharyngeal axis, the tracheal axis, and the oral axis. So once you align, you pass your blade, and your tip of your blade lies at the valicula. That's how you create more space for you to visualize the vocal cords. So let's have a look at how to align that. If you don't align your patient's airway, the patient occiput is not elevated, and if the neck is not in flexion, it creates a steep visual angle, as you can see in the first picture. And what you will end up doing is you'll try moving closer to the patient's mouth, trying to search for the vocal cords. The second picture is the correct method, where the occiput is correctly elevated, placing the patient in a sniffing position, allowing the visual axis to align with the airway axis. And it is found that sniffing is better when it comes to any difficult level of intubation. So sniffing position has highest first pass success rate. So once you place your blade in the valicula, if you place it in the proper position and lift, clearly you're going to see the vocal cords as shown in the second picture. But improper positioning of the blade or the tip of your blade, or in fact improper selection of a wrong size blade, in spite of your sniffing position and your position, you may not still see the vocal cords when you intubate. So these are some of the other positions which are recommended, like ramped or stacked or head elevated laryngoscopy position, especially in obese patients where you're trying to align your xiphoid process with the external auditory meatus in the first one, where you use certain blankets, or you might use a troop elevation pillow to achieve the same. But what's interesting is there are studies, and this one is a recent meta-analysis of about 632 study subjects, which basically has found that clearly sniffing or ramped makes no difference. So even in your obese patients, as long as you follow the basic steps of positioning yourself correct and putting the patients in sniffing position, we should be still able to intubate this patient successfully. So these are other possible angles where you can try intubation. This is on upright intubation, where there are a few interesting studies, especially with residents trying to intubate for the first time or learning intubation. They found upright positioning has better success rate as well. So the recent article in AJIM in 2017 actually says the upright intubation position has a first pass success rate of about 85%. So when we say upright, this is placing your patients above 45 degree angle. It may not be feasible in all your patients in ED, especially with trauma and other patients. But however, it does help certain times. And if anybody who's learning intubation, if you have an opportunity to try it, you may. So let's come to pediatrics. Is it any different from adult positioning? Yes, there are certain anatomical considerations you need to remember. We all know the occiput is quite large in pediatric age group. They have a large tongue. The tonsils and adenoids are larger. The vocal cords are placed much higher. They've got a weak hypoepiglottic ligament, floppy epiglottis, a short and a narrow trachea,
and also an anatomical subglottic narrowing. So now how do you position airway for pediatric age group? Clearly three steps. Align the glabella with chin, open the anterior neck space, and try to align the external auditory meatus horizontal with the suprasternal notch. So this is the position in pediatrics, where you see clearly the external auditory meatus is aligned with the ziphy sternum, the neck is open, and also the chin is aligned with glabella. So this is one of the easiest positions for getting your intubation right in pediatric age group. And you may probably use a headrest or a shoulder roll to achieve this position. So quickly to summarize, I want to reiterate to all of us that bag and mask is actually a very important skill to learn before intubation, and it's an essential skill for all of us emergency physicians. And if you are a resident in this Congress, I would strongly suggest master the art of bag and mask first. Keep the patients as high as possible. Ensure the bed is at least to a level of your umbilicus and above. Keep the patient's head in the trolley closer to you or closer to the head end of the trolley. Don't have any space in between. Align the three positions, three angles. That's a sniffing position. Stand back and don't flex your elbows too much. If you don't get your airway or vocal cords, don't go closer. You should rather go backwards, trying to align those three ankles. You can try ramp or stack position in obese patients and ensure that the tip of the blade is also in the right position, where in adults it's in the valicula, whereas in pediatric age group, you will actually include epiglottis as well when you are trying to do a scopy to see the vocal cords. And if you are a resident learning intubation, try upright intubations. You might probably find that a bit easier. And with that, let me thank the organizers once again for giving me this opportunity here, and extremely happy to be back here on the stage. Thank you. Thank you very much, Dr. Sarama. This is a very important object for the emergency medicine. Yes, we can take some question. Dr. Behjet. Thank you very much, Dr. Kupar, for a nice presentation. My question is about the position. You mentioned about the importance of the position while we are doing the intubation, especially the position of the provider, the position of the patient, and also the position of the requirements. That's really very nice that I'm satisfied with it. I think you read many papers while you were preparing for this presentation. Just my question is about the corona corruption. In the beginning of the corona, it was mentioned many times everywhere and put a barrier between the provider and the patient while you need to intubate the patients. Well, do you think it was a right way, or do you think we did it wrong, very hard the patient? This is my question. Secondly, you said this is your ninth time being in Turkey. Thank you very much. Always welcome. But unfortunately, for becoming a Turkish citizenship, you need to come one more time again. Welcome. Thank you, Professor Behjet. I'll answer the second one first, and yeah, hopefully I'll get it next year. And with regards to your first question, I think it's a very important question, because at the beginning of Corona, we all tried using those intubation shields and the hood and various fancy-looking transparent equipments, and that did complicate the process a little bit. We also tried that, and clearly many a times it was a bit difficulty to maneuver using the small space which you have got there. But again, as time passed by, we also got a lot of study and research which said using those boxes is clearly not going to be helpful in preventing the spread of COVID. So rather, a full PPE for the operator is a much better option. So that's what most of us moved towards. And we in fact stopped using any intubation boxes or hoods for any of our COVID patients, perhaps in the first wave itself. So during the second wave, we didn't use any such hood. And clearly, we didn't see any incidence of raised COVID cases among the emergency doctors, especially because of getting exposure to the airway procedures. I hope I could answer your question. Yes, thank you very much. Maybe one more question or comment.
Okay. We can announce. I want to invite the list. The last speaker, Göksu Afacan Öztürk. Please. Göksu Afacan. Her topic about awake intubation in ER. Hello everyone, my name is Göksu and I'm from Istanbul. I try to summarize your awake intubation in ER. Awake intubation is a placing endotracheal tube in trachea while the patient continues to breathe. The principal advantage over rapid saccharomyces intubation is that you not take away the patient's respiration or airway left legs, which makes the process safer in many circumstances. The disadvantage is that the patient's personality, movements, as the patient's airway left legs must be managed, and it may take time. And even when done well, the view won't be yet as good as in paralyzed patient. Instrumenting the back of the throat may cause gagging to possibly vomiting. Throat is quiet and unlikely to lead to clinical significant aspirations. And the more difficult airway features, the less urgent the intubation, the more likely you should intubate awake. Patients who are at high risk to vomit are not good candidates for an awake technique. In general, awake intubation should be preferred in airway does not need to be immediately secured. Significant risk for a difficult airway, low risk of vomiting, compliant patient, and endotracheal intubation via the nasal or oral route is feasible. Performance of endotracheal intubation can be viewed as several interconnected steps. These include assessment of the airway, physiological preparation of the patient, pharmacological preparation of the airway, and preparation of equipment and personnel. We are working in the emergency department, and the physiological preparation of the patient is the important one for the preparation. Just because the patient is not comfortable to this procedure, you cannot intubate him or her in the awake manner. The procedure of endotracheal intubation itself divided into essential monitoring, pre-exudation, and general local anesthesia, as you already know all of this. And the majority of endotracheal intubations are performed in elective manner. Huge amount may be done in the emergency departments. If I can ask you something, this one is a take-home message. Awake tracheal intubation must be considered in the presence of predictors of difficult airway management. Cognitive aids such as checklist is recommended before and during performance of awake tracheal intubation. Supplemental oxygen should always be administered during all of the procedure. Effective topicalization must be established and tested, and lidocaine should not exceed 9 milligram kilogram. This is the lethal dose for the lidocaine. Cautious use of minimal sedation can be beneficial, but sedation could not be used as a substitute for inadequate airway topicalization. If you cannot topical anesthetic to the patient, you cannot replace it by the general sedation. If you want, you can use that. The number of attempts should be limited to 3, with one further attempt by more experienced operator. If you can't be able to intubate patient in 3 times, let it go away. Anesthesia should only be induced after 2-point check. The visual confirmation and capnography has confirmed correct tracheal tube positions. And also, all departments should support emergency medicine residents to attain competency and maintain skills in awake tracheal intubation. They only really talk about awake intubation for anatomically difficult airways, but I actually think that physiological difficult airway will be more common indication in emergency medicine routine. And also, I wouldn't be trying an awake approach in the emergency department with an uncooperative patient.
This is a difficult airway intubation and difficult mass ventilations table, but the most important indication is unstable cervical spinal fracture. This is a fracture in the cervical spine. You have to intubate it by an awake manner. They make controversial and probably incorrect statement that awake tracheal intubation should ideally be performed in the operating theater, but we have plenty of skilled assistance, drugs, equipment, indication, teamwork, and patients of outcomes. A cognitive aid such as checklist before and during performance and awake tracheal intubation is recommended. So, we have to use the awake tracheal intubation in four tanks. The first is oxygenate, then topicalize, then sedate the patient, then the tanks perform. There are a lot of things about awake intubation technique. Firstly, use anti-CLOX, then dry the all of the area, then use topical-like agents, then minimally sedate your patient, then the perform. Awake intubations, a direct orbital laryngoscope is glycopyrrolate is this 0.2 milligram or atropine, but the glycopyrrolate is the chosen one, just because atropine can have a lot of side effects. Then you can use the ondansetron for may help to decrease the gag reflex. Suction, then dry. Nebulized lidocaine and atomized lidocaine for using the topicalized agents. Then you can perform the pre-oxygenation, position, gentle restraint, then just go with it. This is a summary for the procedure. You have to local anesthetic to the nose, then pharynx, then larynx, but you have to a little bit aid for with sedation, and your patient is awake, and you just say, take a deep breath when you perform in laryngeal sedation. The oxygen is important. The administration of supplement oxygen during awake intubation is recommended. High flow nasal oxygen should be the technique of choice. And the topical lidocaine should not exceed 9 milligram kilogram, and practitioners should recognize that that is not a target, but a maximum dose, and in practice it's rarely required. Just because you aid your procedure with a little bit sedation, with midazolam. And with all local techniques, local anesthetic toxicity will be in mind, and you have to do something for toxicity, including lipid emulsion, should be in place. Regardless of the techniques used, the adequacy of topicalization should be tested in a traumatic manner. And you don't necessarily need an intubating fiber optic scope. Choosing between techniques is based on patient factors, operator skills, and the availability of the equipment. You are working in an emergency medicine clinic. Use whatever you want, but if you can do the best. I think this is probably the obvious and well-stocked operating room. But in the emergency department, where scopes are rare, defensive tubes are not always stocked. So I have definitely seen normal tubes are used by the fiber optic bronchoscope. And as I already said before, use anti-CLOX. The glycopyrrolate is the chosen one. Other include, other options include atropine, thiazine, and oxygen is the vital. Acupuncture and acupressure are using for the dental procedures for gag reflex, but no evidence exists to support the use of acupuncture or acupressure for the awake intubation. This is the points for acupuncture and acupressure, but no evidence for this gag reflex. Sedation might improve the patient's tolerance and cooperation. They define minimal sedation as a drug-induced state during which the patient responds normally to verbal commands, fills the airway, spontaneous ventilation, and cardiovascular functions are unaffected.
But if you do sedation for more, then direct intubation will be in mind. The risk of oversedation, anesthesia, and they actually say keep an anesthesist in your mind, but we are the emergency medicine specialist, we can do wherever you want. And also, this is the important one, you can use a lot of sedative agents, but if you start with one agent and if you handle its complication, stick with one agent. And also, you can use midazolam and remifentanil, then cofol, then dexmedetomidine. And dexmedetomidine is the shining star, I think, but no, there is a lack of well-designed randomized control trials demonstrating any clear benefit over the other agents. And we also use the confirmation as a two-point check. First, get a waveform and enter the carbon dioxide. Second, and the most important one, see the direct intubation to via the vocal cords. Anesthesia should be induced only when the two-point check has confirmed the correct tracheal tube placement. Then, complications and failure. It's life. It's always been a complication. You can afford the dislike and accept that intubation. You get three attempts, then stop. You can have a fourth attempt only if it's done by a more experienced operator, just like the direct intubation. If you are not successful, immediate actions could include a call for help, ensuring 100% oxygen is applied, and stopping the sedative drugs. Operators should stop and think to determine subsequent airway management while also priming for the emergency front of neck access. If the airway management is essential, the preferred option for the securing airway is the awake front of neck access with either cricothyroidectomy or tracheostomy. The most appropriate skilled clinician available should be performed this front of neck approach. And when you have some complications in the oxygenate phase, you could easily clear obstruction, reduce or reverse sedation, increase the oxygen, change the mode of oxygen delivery. Have any complications in the topicalize, additional topicalization will be performed. And any complication in the sedation, review sedation regimen, consider reversal agents, then when some have complications in the performance, limiting attempts. As I said before, just try three times, then stop. Then call for help. And there is a lot of educational skills in training this awake intubation, and mannequins and simulators have revolutionized anesthetic training over recent years, and their importance cannot be underestimated. It's also a vital skill in the management of the unexpected difficult intubation. First, you have to train your residents in the mannequin, then asleep fiber optic intubation with predicted normal anatomy, then train them by the awake fiber optic intubation with predicted normal anatomy, then awake fiber optic intubation with predicted abnormal anatomy. The didactic teaching method of fiber optic intubation in mannequins has recently been evaluated by the senior author combining audiovisual analysis that feedback with software that enables the quantitative assessment. Then successful performance of awake intubation has been shown to be independent of seniority but related to experience. Therefore, regular training is essential. Thanks for your listening. Thank you very much. Does anybody have any questions? Then I'll ask one question. Yeah. Dr. Osser, how often do you do awake intubations versus fully sedated? I don't prefer it.
Yeah, that's pretty much becoming the standard everywhere. So maybe perhaps we need to consider this again. But thank you very much. Any other questions? Okay. Thank you. Thank you, Dr. Göksu. We can close the section, but I want to say anything because this intubation is very important for all emergency residents. I want to advise that please be sure. Because if you aren't sure for the intubation, right intubation, correct intubation, very bad. It's very bad. It's very worse for the patient. Yes. Okay. Thank you very much. This is the first section, the face-to-face congress, and we will meet after 15 minutes. The first satellite symposium. We have break 15 minutes. Okay. Thank you.
uzun COVID döneminin bu bizleri bir şekilde kısıtlayıcı yaşam tarzına itmesi neticesinde bazı değerlerimizin farkındalığının oluştuğu bir süreçten geçtik, geçiyoruz. Bu anlamda ben bu kongrenin eskiye özlemin özlemden çıkıp yaşanması adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu kongrenin hepimiz için her anlamda doyurucu geçmesi dileğimi de bu arada sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle heyecanımı ifade etmek istiyorum. Bu benim yanlış hatırlamıyorsam ilk satellite sunum. Bu anlamda vereceğim acemice davranışlar için şimdiden özür diliyorum. Sunum aktivasyonu. Öncelikle şunu sorayım. Kliniğinde intravenöz alfa blokeri kullanımı konusunda başımız var mı? Türkiye'den Fransa'da kullanıyorsunuz siz. Evet. Yani Türkiye'de de kullanıyoruz hocam. Biraz Jeff Tuba sizin deneyiminiz ya yok mu? Gözlerde acaba biraz sıkıntı var galiba. Arka taraflarda evet, el kalktığını göremedim. Tuba kullanıyoruz değil mi? Nasıl bir tecrübemiz oluyor değil mi bizim hastanede de? Başka hastanelerde de biliyoruz Sayın Hakan Hocam. Sizin hastanede de tecrübelerimiz olduğunu düşünüyorum. Onu da herhalde paylaşırız sunum boyunca. Sunumu mu bekliyoruz acaba bu arada? Tamam. Hocam biz bu ilaçta o zaman ben size interaktif başlayayım mı? Biraz ilerleyelim. Tabii ki hocam. Yani şöyle, yani alfa bloker ihtiyacı bizim için önemli miydi diye sorduğumuzda, mesela bu salonda arkadaşlarımız da bu konuda çok yorum yapabilirler tabii ki. Mesela biz beta bloker hep kullandık acil hipertansiyonda. Alfa bloker ihtiyacını düşünen bir arkadaşlarımız var mı? Yani siz veya Hakan Hocam şöyle, ya bir alfa bloker gelseydi de kullansak diye önceden bir şey olmuş muydu hiç? Veya acil hipertansiyonda ya elimizde bu yok, bunu düşüremedik dediğimiz vaka oldu mu? Evet. Ben Hakan Hoca'ya yönetmiştim ama buyurun, evet sizden alalım. Buyurun evet, önerilerinizi ve bilginizi bizimle. Buyurun. Merhaba. Doktor Ali Karakuş, Hatay MKU Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimi'nde. Biz alfa blokörleri hipertansiyon için kullanmadık ama klinik deneyim açısından bilgi vermek istedim. Evet. Özellikle akrep sokmalarında, akrep ısırıklarında, kalp yetmezliği olan vakalarda ve çocuk vakalarda kullandık iki vakamızda. Etkili olarak prozasin kullanmıştık o vakada. Evet. Daha sonra prozasini de piyasada bulunması zor. Onun yerine doksazasin de kullandık bir vaka üzerinde. Ve yetmezlikte de kalp yetmezliği bulguları pozitif notrobların yanında klinikte düzelme gördük. Ama hipertansiyon için kullandığımızı söyleyemem. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler katkınız için Ali Hocam. Tabii Hatay'da bu tecrübe biraz daha fazla. Hatta Behçet Hoca'nın da bu konuda bu akrep sokmalarıyla ilgili yayınları, ödülleri falan vardı değil mi Behçet Hocam? Şimdi onlardan biraz bahseder. Evet. Teşekkür ederim. Ali Hocam'ı desteklemek için evet. Akrep sokmalarında fırtına döneminde sempatik aktivitenin arttığı dönemlerde gerçekten faydalı oluyor. Hatta elimizde bulunan en iyi ajandır diyebilirim. 0.03 miligram kilogramdan IV formu olmadığı için oral su içerisinden erittikten sonra nazogastrikte küçük çocuklara bile verilebilir rahatlıkla. Fırtına dönemi bastırmak için gerçekten faydası görünüyor. Yani bundan ilk önce bu konuda Hindistan'da başlamışlardı. Biz de Türkiye'de şu anda kullanıyoruz onu. Şimdi arkadaşlar tabii ki tansiyon tedavisi bizim açımızdan çok kritik bir tedavi. Bazen mesela
hiçbir şekilde düşüremediğimiz tansiyon grubu oldu. Biliyorsunuz üçlü dörtlü özellikle kronik böbrek hastalarında bu konuda sıkıntılarımız oluyor. Tansiyon düşüremediğiniz vaka gruplarında bazen ilaçlar yetersiz kalıyor. Bir başka konu da burada özellikle mesela hipertansif emergency dediğimiz yani stroke'la birlikte tansiyon veya akciğer ödemiyle birlikte tansiyon olduğu durumlarda biraz daha tansiyon belirleyici oluyor. Tedavisi hasta seyrinde belirleyici oluyor. Tabii bütün bunları tartışacağız. Vaktimiz de var. Hakan Hocam bu konularda açıklamaları yapsın. Sonra da biraz da tartışmaya zaman bırakırız değil mi Sayın Hocam? Tabii ki ben aslında birkaç dakika içerisinde genel bir değerlendirme yapacağım. Sonra birkaç vaka örneği ile sunumumu tamamlayacağım. Daha sonra tartışma için uygun bir boşluk kalacak diye düşünüyorum başkanım. Tabii ki. Evet, acil servise başvuru anlamında gerçekten önemli bir sıkıntıyı oluşturuyor hipertansiyon vakaları. Dünyada nüfusun önemli, popülasyonun önemli bir oranını hipertansiyonlu hastalar oluşturuyor. Belki de dünyada en fazla hastalık oluşturan problem sıralaması olursa ilk üçe giriyordur diyebilirim. Çünkü net bir istatistik veri tüm dünyayı kapsayacak şekilde sağlıkçıların elinde yok. Her yıl milyonlarca insanda ölüme sebebiyet verebilecek ve dünya genelinde morbidite ve mortalite anlamında ciddi sorunlar oluşturan bir hastalık olarak gündemdeki yerini COVID'e rağmen devam ettiriyor kanaatindeyim. En son sınıflamalardan bir tanesi bu. JNC8'de biz hem prehipertansiyonu hem de evre 1-2 şeklindeki değerlendirmeyi görmekteyiz. Bu anlamda bizim çok basit bu tanımlamayı zihnimizde yer tutturarak acil servise başvuran hastanın anemnesini netleştirdikten sonraki süreçte evrelemeyi rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken diastolik kan basıncı ve sistolik kan basıncı arasındaki regülatif değişikliklere bizim değer vermemiz gerekiyor. Hasta geldi. Tabii ki biz bu hastanın hipertansiyon kliniğiyle ilgili değerlendirmeyi yaparken alt gruplar oluşturmamız gerekiyor ki bizim tanı ve tedavi anlamında daha spesifik nokta atışları yapabilelim. Bu anlamda bizim anamnezi çok önemli bir şekilde irdelememiz ve detaylandırmamız gerekiyor. Kan basıncı seviyelerinin daha önceden hasta veya yakınları tarafından değerlendirilip değerlendirmemini araştırmamız gerekiyor. Süreye, kullandığı ilaçlara veya kan basıncı ile etkileşimde, kullandığı ilaçlarla etkileşimde bulunabilecek diğer başka ilaçlar var mı yok mu? Onları da bu sorgulama aşamasında netleştirmemiz gerekiyor. Risk faktörleri oldukça fazla. Maalesef tansiyon yüksekliği ile ilgili o kadar geniş spektrumlu komorbid durumlar söz konusu ki bunlardan birkaçını ben sadece burada sizlere sunmak istedim ama en önemlileri arasında siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar nörolojik problemler, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve böbrek problemleri ile diyetsel alışkanlıklarımızdaki sıkıntıları özetleyebiliriz. Hasta geldiği zaman fiziksel bakısında klasik değerlendirmeleri net bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kalp hızı ve ritminden, EKG değerlendirmelerinden önceki aşamada jugüler venöz dolgunluktan hem dinleme hem palpasyondaki pozitif verileri netleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında bize katkı sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi de laboratuvar parametrelerinin sonuçları. Hem kan testleri, hem idrar testleri, hem de bir acilcinin kendi kimlik kartındaki bilgiler gibi EKG'nin tüm değişikliklerini bilmesi sonrasında yorum yapabilmesini gerektiren örnekleri bizim çekmemiz gerekiyor. Benim şahsi kanaatim bir acil tıpçı bir kardiyolog kadar EKG yorumlama konusunda mahir olmalı. Bu anlamda da bir içsel reklam yapayım. Atüder bu konuda da acil tıpçıların yanında düzenli olarak EKG kursları oluyor.
yakın bir zaman aralığında Ahmet Hocam değil mi? Ankara'da bir kursunuz olacak. Bu anlamda bu kurstan da faydalanmanız temennisiyle sunuma devam ediyorum. İdrar tahlilleri bir diğer önemli belirteç olacaktır bizim için. Ve klasik sınıflama. Arkadaşlar, acil hipertansif olguları biz aslında ben daha çok emergency ve urgency şeklinde alt gruplara değerlendirmesi şeklinde olanlarını benimsiyorum. Bunun dışında komplike olmayan, yani non-emergency ve urgency olan, komplikasyonu olmayan hipertansiyon şeklinde ve geçici hipertansiyon dediğimiz yine alt gruplarının olduğunu sınıflandırmada biliyoruz. Bir hipertansiyon hastasında belki de bir acil tıp doktorunun netleştirmesi gereken hususlardan bir tanesi de son organda herhangi bir problem oluşmuş mu oluşmamış mı? Çünkü tedavi süreci bununla direkt bağlantılı bir durum arz edeceğinden dolayı bunu netleştirmesi gerekiyor. Kalp, böbrek, beyin, buna gözü de ekleyebilirsiniz veya nörolojik açıdan başka sıkıntıların olup olmadığını da ekleyebilirsiniz. Da bu grupta değerlendirilebilir ama üç ana organ bu anlamda hasar oluşturma açısından araştırılmayı gerektiriyor. Hipertansif aciller, eğer son organ, hedef son kan basıncının yüksek olduğu bir durum söz konusu ise işte biz bu durumu hipertansif acil olarak tanımlıyoruz. Daha önce normotansif olabilen hipertansiyon olan hastalarda da gelecektir. Bu da şunu uygulamak istiyorum. Eğer bir işte hipertansiyon varsa bu hipertansiyonun sayısal, rakamsal yüksek hasar arasında doğru bir orantı yok. Yani yükseklikle hasar arasında doğru bir orantı olmadığını da özellikle vurgulamak istiyorum. Tansiyonun az bir miktar rakamsal yüksekliği kesinlikle bir acil tıp doktorunda rehavete sebebiyet vermemeli. Sıklıkla hastaların kan basıncı sistolik 180 milimetre civa veya diastolik 120 milimetre civa üzerinde bulunsa da tanı için az önce söylediğim sebepten dolayı reel bir tanımlama yapmak çok da doğru değil kanaatindeyim. Evet, neticede diastolik kan basıncının 120 milimetre civanın üzerine çıkması da hipertansif kriz için belirteç arkadaşlar. Amaç, az önce de söylediğim gibi son organda hasarı önlemek, yani bu hipertansif krizlerde acil tıpçının amacı son organlarda hasarı önlemek veya önleyebilecek bir süreç içerisinde hasta karşısına çıkmamışsa oluşabilecek olan hasarı sınırlayabilmek temel amaç olmalı. Tabii ki biz acil servislerde hipertansiyonları takip ediyoruz ama netice itibariyle ben şahsi kanaatim acil servislerde uzun süreli takip gerekiyorsa acil servisin de yoğun bakım konforunda hastaya hizmet vermesi gerekiyor. Bunu başarılı bir şekilde ülkemizde devam ettiren birçok klinik var. Kendi hastanemizdeki acil tıp kliniği de bu örnekler arasında sizlere söyleyebilirim. Tabii ki siz eğer bir yoğun bakım kalitesinde hizmet veriyorsanız oradaki o end organ hasarını sınırlamak istediğiniz olan hastanın tedavisini de intravenöz şekilde dizayn etmeniz gerekiyor. Reel ve rasyonel olan da bu sevgili arkadaşlar. Oral ajanların intravenöz verilen ajanlara göre kan basıncı üzerine olan etkisi netice itibariyle herkesin bildiği bir realitedir. Bu yavaş bir süreç olarak fayda gösterecektir. O anlamda biz oral ajanları bu süreçte ilk anda aklımıza getirmiyoruz. Ya birçok problem, end organ hasarı organlarını söylemiştik. Birçok problem oluşturuyor hipertansif durumlarda. O anlamda
belki de biz spesifik bazı vakaları da vereceğim, zamana karşı yarışıyoruz. Oldukça geniş spektrum var arkadaşlar. Hipertansiyon tedavisinde belki bu salonda kullanan arkadaşlar da vardır. Yani 100 tane hipertansiyon tedavisi gören kişiyi siz bir araya getirseniz, inan ki aynı ilaç ları kullananların sayısı oldukça fazla değildir. Yani spektrum oldukça geniş ve her klinisyen, kardiyologlar olmak üzere, farklı ajanları değerlendirebiliyorlar. Ama bunun işte önüne geçebilmek için saygın dernekler, kuruluşlar güncellemeler yapıyorlar ve buna göre şu problemde şu ilaçların ön planda düşünülmesi şeklinde yaklaşımları kamuoyunun, sağlık kamuoyunun bilgisine sunuyorlar. Evet, burada da farklı ilaçları görüyorsunuz. Peki yani bu kadar geniş spektruma ve farklı kategorilerde farklı etkileşimleri olan ilaçlardan biz nasıl bir süzme yaparak uygun olanını seçeceğiz? Yani ideal bir antihipertansif için biz hangi kriterleri göz önüne alacağız? Kalp tepisini veya kalp atış hızını değiştirmeden sistemik damarsal direnci azaltarak kan basıncını düşürmeli. İdeal bir antihipertansif arıyor isek bu ilaç bu özelliğe sahip olmalı. Beyne, kalbe ve böbreklere kan akışını düşürmeden sistemik vasküler direnci azaltmalı. Kardiyovasküler kontrol mekanizmalarının korunabilmesi için barorefleks mekanizmalarını etkilememeli. Düşük yan etki profiline sahip olmalı. İnme ve koroner rahatsızlıklar gibi kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltarak hem morbidite hem de mortaliteyi azaltmalı ve refleks taşikardi yapmamalı. Biz hekimler genelde bir ilaç vermeden önce olası yan etkilerinin İlk planda akla getirilmesiyle bir şekilde kullanacağımız ilaçta zihinsel kendi background'umuza karşı bir sınırlama yapıyoruz. Bence bu sunumdaki ideal antihipertansif özelliklerini bilmemiz başka yaklaşımların da önüne geçerek daha rahat karar verebilme açısından bizlere fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yaşam tarzı önerileriyle birlikte, ki bunun içerisinde beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, sağlıklı beslenme, sigaranın bırakılması, düzenli fiziksel aktivite ve kilo verme ve bu COVID döneminde maalesef tabii ki bunlardan kaçını rahatlıkla yapabiliyoruz soru işareti. Ve bu riskli durumlarda kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği, diyabet veya son organ hasarı olanlarda acil ilaç tedavisi başlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar urapidil alfa bloker. Esas olarak bu ilacın özelliği postsinaptik alfa 1 adrenerjik reseptörleri antagonize ederek 5 hidroksitriptamin A1 reseptörlerini uyararak çalışma mekanizması gösteriyor. Böylece az önce dedik ya, ideal bir antihipertansif refleks taşikardi yapmamalı. Böylece refleks taşikardi olmaksızın kan basıncında orta derecede düşüş ile vazodilatasyon sağlayan ikili etki gösteren bir mekanizma ile bizlere tansiyon düşürülmesinde yardımcı oluyor bu ajan. Dediğimiz gibi dual etki, yani ikili etkisi söz konusu, refleks taşikardi yapmıyor ve bu anlamda biz şunu söyleyebiliyoruz. Katekolaminlerin vazokonstrüktör etkilerini azaltıp direkt kendisi dilatasyon yaparak kasın, kalbin kontraktil fonksiyonlarına çok fazla müdahale, çok değil, tamamen yakın genel anlamda bir müdahale olmadan ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Alfa blokaj etkisi bu. Buna ek olarak ikili etkinin ikinci ayağında ise sempatik sinir sistemi tonusundaki refleks artışı önlüyor, azaltıyor ve dolayısıyla da refleks taşikardi yapmıyor. Bu anlamda aslında
hem Dünya Hipertansiyon Derneği'nin hem de diğer sağlık kuruluşlarının önerdiği hem algoritmalara hem de tablolara kendini yerleştirmiş olan bir ajan bu anlamda Urapidil ve bu ilacın hem hipertansif krizlerin hem de perioperatif hipertansiyon yani cerrahi branşlarda da biliyorsunuz ki arkadaşlar hipertansif hem öncesinde hem de sonrasında ameliyatın ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bu anlamda bu kesitsel dönemde de yine bu ilacın etkinliği ile ilgili önemli verilere sahibiz. Bir diğeri ise preeklampsinin tedavisinde etkinliği olduğu, akut inmenin yönetiminde de potansiyel bir rol olduğunu yine biz bilimsel veriler ışığında söyleyebiliriz. Özellikle hemorajik enfarkta biz bu konunun daha etkin bir şekilde gündeme getirildiğine sahibiz bilgi anlamında. Evet, az önce söylediğim tablolardan bir tanesi Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2018 kılavuzu. Burada hem böbrek yetmezliğinde hem akut hemorajik strokta hem de akut kardiyojenik pulmoner ödemde alternatif olarak aslında birinci sıradaki çizgideki tedavi ajanlarının bir kısmının Türkiye'de olmadığını da biliyoruz. Bu anlamda ikinci sıradan birinci sıraya geçiş durumundan da söz edebiliriz. Nazmine Hanım, Fransa'yı sormayacağım. Yine labetalolun intravenöz formu var mı diye. Var mı sizde? Labetalol etken maddesinin ticari intravenöz formu var mı sizde? Aklınızda değil, evet. Ülkemizde bu ajanların bir kısmı var, bir kısmı ise Sağlık Bakanlığı tarafından isim vermek istemiyorum ama kısa zaman önce toplatıldı. O anlamda Urapidil'in burada alternatif olarak sunulması sanki birinci hattaki tedavi ajanına geçişine de bu yaşanan olaylar katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu da arkadaşlar Uluslararası Kardiyoloji Derneği'nin 2020 kılavuzu. Burada da yine aynı çizgide değerlendirilme yapılmış. Böbrek malign hipertansiyonda yine kanamalı serebrovasküler olaylarda ve akut koroner olgularda bu ajanın alternatif şekilde hekimler tarafından kullanılması tavsiyesinden bahsedilmekte. Ve bunların ışığında tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın da hazırlamış olduğu kardiyolog ekipleri tarafından hazırlamış olduğu kılavuzda da bu ajan yine yerini almış. Aynı hem hipertansiyon derneklerinin tabloları hem de kardiyoloji derneklerinin önerileri doğrultusunda benzer çizgide endikasyonlar ifade edilmiş durumda. Tabii ki bunu tekrar edecek olur isek akut kardiyojenik pulmoner edemde koroner olaylarda ve böbrek yetmezliği olsun veya olmasın birlikteliğinde veya birlikte olmaması durumunda yaşanacak malign hipertansiyon olgularında alternatif tedavide bu aşan önerilmekte. Bununla ilgili birçok çalışma var arkadaşlar. Ben bunların detaylarına girmeyeceğim ama netice itibariyle bu çalışmalarda etkinliğiyle ilgili verilere sahibiz. Sunum zaten daha sonra derneğimizin veri havuzunda sizlerin değerlendirmesi ve incelemesine sunulacak. Oradan daha detaylı değerlendirebilirsiniz. İnteraktif konuşma adına ben hızlandırıyorum. Bu ajan arkadaşlar intravenöz anlamında başkanımızın da ilk başta ifade ettiği gibi Türkiye'de en azından şu saate kadar benim bildiğim anlamda tek ajan olduğunu söyleyebiliriz. Bu ajanın hem bolus hem de infeksiyon nereden çıktı? İnfüzyon şeklinde içimiz dışımız COVID olduğu için neticede öyle bir dil sürçmesi oldu ama sürekli infüzyon şeklinde de bu ilacın kullanıldığını söyleyebiliriz.
Pozolojisinde arkadaşlar dediğimiz gibi iki farklı uygulama durumu söz konusu. Birincisi bolus, ikincisi ise arkadaşlar bir perfüzör veya perfüzör olmadan drip infüzyon ile iki farklı uygulama şeklinde biz bu ilacı kullanabiliyoruz. Burada vurgulamak istediğim aslında en önemli cümle şu. Siz ilacı uyguladıktan sonra hangisinde olursa olsun fark etmez ama çok kısa zaman aralığında bir tansiyon değişikliğini gözlemliyorsunuz ölçümlerle. İşte bu zaman aralığını ben kendi gözlemlerimde 5 dakikadan daha az da gördüm ama genel olarak enjeksiyondan sonraki 5 dakika içerisinde kan basıncında azalma olması bekleniyor diyor. Gerçekten realite anlamında da biz bu rakamsal değişiklikleri görüyoruz. Tabii ki tedaviye verdiği yanıtın regülasyonlu kontrolü ile gerektiğinde siz bu ajanı tekrarlayabiliyorsunuz. Eğer siz etkin doz aralığına yakın bir sürece eğer sahipseniz infüzyon tedavisine geçiş anlamında da süreci devam ettirebiliyorsunuz. Tabii ki bunların rakamsal karşılıklarını detaylı bir şekilde prospektüsten görebiliyoruz. Bu ajanın iki farklı formu var arkadaşlar. 10 mililitrede 50 miligram veya 5 mililitrede 25 miligramlık infüzyon ve bolus formları var. Ve doz planı, siz intravenöz bir enjeksiyon yani çok kısa bir zaman aralığında damar içerisine direkt ilacın uygulanmasını yapabiliyorsunuz ve bu yapıldıktan sonra ajanın uygulanmasından sonra 2 dakika sonra arkadaşlar bir kontrol yaptığınız zaman eğer kan basıncında istediğiniz düzeyde bir düşüklüğü size ilaç sağlamışsa infüzyon tedavisine geçebiliyorsunuz. Ama regülasyonda biraz daha devam edilmesi gerektiği kanaati sizin zihninizde hasıl olmuşsa ikinci bir veya üçüncü bir uygulama tekrarlarını yapabiliyorsunuz. Ama sonraki infüzyon sürecini de yine ihmal etmemek gerekiyor. Burada bir örnek var arkadaşlar. Ben olgularda da yine bu tablo eşliğinde sunumlar yapacağım. Gördüğünüz üzere tabloda eğer siz uyguladıktan sonra, bolus uyguladıktan sonra 2-3 dakika sonra eğer istediğiniz düzeyi sağlayamamışsanız tekrarlayabiliyorsunuz. Evet, ben istediğim aralığa hastanın tansiyonu ulaştı diyorsanız gönül rahatlığıyla infüzyon sürecine geçebiliyorsunuz. İnfüzyon hızında arkadaşlar maksimum, ideal ve minimum değerleri burada görmektesiniz. Ama İdame dozunun da ortalama 9 miligram saat dozunda ki bu kabaca arkadaşlar 250 miligram urapidil ilave edilmiş 500 mililitre infüzyon. Bunu sabit olarak aslında ben klinikte düşündüm. Bunu total olarak kullandığınız zaman 550 oluyor. Hem ajanı hem de SF'i kullandığınız zaman SF şartı yok, onu başta da söyleyeyim. Glukozun düşük oranda olduğu o sıvı ajanları da bu şekilde siz bu ajanla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla saatte minimum 9 miligram, maksimum ise 120 miligram olacak şekilde bir dizayn ile etkin değerlerle ulaşmanız sağlanabiliyor. Neticede bu ajanın arkadaşlar %81 ile %100 arasında değişken bir pozitif etki sağladığını söyleyebiliriz. Koroner sinüs kan akımına, miyokardiyal oksijen tüketimine ve miyokardiyal laktat salınımına etkisi yoktur ve kafa içi basıncını da artırmıyor. Yan etki oranı oldukça düşük arkadaşlar ama kesin olan şu ki şu ana kadarki araştırmalarda çok ciddi sıkıntı oluşturabilecek yan etkiden bahsedilmiyor. Hipotansiyon, baş ağrısı ve baş dönmesi de akla getirilmesi gereken oranı çok düşük ve agresif olmayan yan etkiler olarak sıralanabiliyor. Bu ajanla ilgili birçok ülkede çalışmalar yapılmış. Avrupa'da işte zaten pratiğini de Nazmine Hocam da az önce gördüğümüz üzere Fransa'da kılavuzlara dahi girmiş. Avustralya'da yine bu ilacın önerilmesiyle ilgili kardiyoloji dernekleri tarafından öneriler, algoritmalar oluşturulmuş. Ve bu ilacın farklı ajanlarla
etkinlik karşılaştırmaları yapılmış ve bu anlamda arkadaşlar tek bir doz uygulamadan sonra dahi örnek vererek dilaltı nifedipin ile karşılaştırılmasında yanıt oranının nifedipine göre oldukça fazla olduğu sonucuna varılmış. Perioperatif uygulamalarda yine akla getirilmesi, preeklemsi vakalarda ve intrakraniyal hemorajilerde ilk akla getirilmesi gereken ajanlardan birisi olduğundan bahsetmiştim. İşte bu çalışmada yine bu cümlemi destekleyici mahiyette. Enjekte edilebilir urapedilin kullanımı kolay ve vakaların %80'inde etkili olan anne veya fetüs üzerinde çok az ikincil etkisi olan bir antihipertansif ajan gibi görünmektedir diye sonuç bağlamış bu 2012 yılındaki yayın. Ama yani çok az etki dediğimiz ciddi bir kalıcı hasarın olmadığı basit yan etkiler şeklinde düşünülebilir. Bir diğeri perioperatif hipertansiyondu. Bu anlamda cerrahi operasyonların özellikle de koroner arter cerrahisi ve abdominal aort cerrahisindeki hipertansif atakların, işte bir feokromostoma cerrahisi düşünün arkadaşlar, ciddi bir şekilde karşımıza sıkıntı oluşturabilecek bir süreci o cerrahların stresli bir şekilde yaşadığını da göz ardı edemeyiz. Bu anlamda intravenöz urapedilin de yararlı olduğu çalışmalarla gösterilmiş. Akut inmede de yine hem az önce de ifade etmiştim, hem serebral perfüzyon basıncını etkilememesini hem de kafa içi basıncını etkilememesi anlamında ciddi anlamda potansiyel bir protektif etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Yine nifedipine göre etkinliği üzerinde de çalışmalar bulunmakta. Akut inme ile ilgili. Tabii ki yani her ilaç mükemmel değildir. Aynı bizlerin olduğu gibi değil mi? Netice itibariyle burada da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Emzirme döneminde kullanılmaması gerekiyor. Yaşlı hastalarda kullanılmaz değil ama önlemlerin alınmasının ilk planda akla getirilmesi gerekiyor. Simetidin kullanılan hastalar, karaciğer yetmezliği hastalar, çocuklarla ilgili henüz yeterli bilimsel datalara sahip değiliz. Bu anlamda bu konularda dikkat etmek gerekiyor. Aort veya mitral kapak stenosu gibi mekanik bir fonksiyon bozukluğundan, pulmoner emboliden veya perikardiyal bir hastalık nedeniyle kalbin işlevinin bozulmasından kaynaklanan bir kalp yetmezliği konusunda da yine uyarılar yapılmakta. Şimdi bazı olgular var. Bu olgularda tabii ki urapedil tercih edildiği zaman başarılı olduğumuz vakalar var. Bunların birkaçını ben örneklendirme yaparak sizlere sunmak istiyorum. Erkek hasta 48 yaşında nefes darlığı ve progresif bir nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor ve bu arada da tansiyon yüksekliği saptanıyor. Diğer problemlerini çok fazla gündem almak istemiyorum ama bu anlamda bu hastanın hem akciğerinde sıkıntısı olduğunu ve tansiyon arteriyelinin de 205'e 148 mm civar şeklinde bir raporlamasının olduğunu söylüyor biliyoruz. Elektrokardiyografisinde atrial fibrilasyonu olan ECOS'ta yapılmış olan bu hastada ajan olarak urapedilin kullanılması sonrası 3. aşamada infüzyon aşamasına geçmeden bir tansiyon değerinde, ki şu birinci ve üçüncü aşama arasında arkadaşlar zamansal aralık olarak en fazla 9 dakika, 10 dakika veya 12 dakika gibi bir zaman aralığını düşünelim. Yani öyle çok uzun bir zaman aralığı söz konusu değil. Regülasyona katkı sağladığını ifade edebiliriz. İkinci olguda yine 62 yaşında kadın hasta, son 3 ay içerisinde yine ilerleyici bir nefes darlığı varmış bu hastanın da yine benzer ve kardiyoloji ilaçları alıyor ama buraya yazmamışım. Düzenli bir kullanım durumu çoğu insanımızda olduğu gibi bu kişide de yokmuş ve kan basıncı yine yüksek. EKG'de sağ dal bloğu izleniyor ve bu anlamda bu ilacı tercih ettiğimiz zaman arkadaşlar
152'ye 88, 25 miligramlık 5 mililitrelik bolus dozundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu uygulandığı zaman 60 dakikada, ki bunun zaten az önce sizlere maksimum, ideal ve minimum dozlarından bahsetmiştik. İdeal doz aralığına göre hesaplandığı zaman, hedeflenen seviyeye kadar infüzyona devam ettiğimiz zaman arkadaşlar, bu hastada da biz 146'ya 82 milimetre civarlık değerleri gördük bu olguda. Önemli endike olduğu durumlardan bir tanesinin de intrakraniyal hemorajiden söz etmiştik başlangıçta. Bu vakada o kategoride değerlendirilebilecek bir vaka. Yaşlı olmayan bir vaka, 52 yaşında. Bu hipertansif hastanın acil servisteki görüntülemesinde intrakraniyal hemoraji sonrası o kısa süre içerisindeki, hani hep başkanımız diyor ya, yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide hızlı karar alma ve bunu uygulama yetisine sahip olan bir kişi acil tıp uzmanı olmalıdır. Ben de aynı düşüncedeyim. İşte o kısa zaman aralığında siz ivedi bir şekilde bu yüksek durumdan end organlarda da oluşan hasarları daha da fazla artırmama adına müdahil olmak durumundasınız. İşte üropatinle biz de bu aşamada çok fazla, özellikle sistolik kan basıncını da düşürmememiz gerektiğini bilerekten süreci infüzyonla regüle edip daha sonraki aşamaya teslim etmiş olduk. Farklı bir hasta daha, aslında çok geniş spektrumları olan hastalar var ama bu kısa bir zaman aralığında bu sunumu hazırladım. O anlamda eksiklikler için tekrar özür diliyorum ama bu hastanın da yine end organ hasarı açısından değerlendirilmesi yapılmıştı. Biyokimyasında da çok böyle ciddi anlamda bir sıkıntı olmadığını hatırlıyorum. Risk faktörü sigara, zaten kullandığı ilaçları olan ve uzun süreli yıllardır tansiyon olan bu hastada muhtemelen yine düzensiz kullanmaydı. Yüksek bir tansiyon arteriyel ölçüm, manometrik ölçümle ideal şartlar sağlandıktan sonra yüksek olduğu saptanınca bu hastada hem bolus hem de infüzyon anlamındaki süreç kurallara riayet edilerek sağlandı. Altta zaten yine o kullanım aralığı ile ilgili algoritmik verileri görüyor, tablo verilerini görüyoruz. Bu anlamda biz bu hastanın infüzyonunda, genelde ben acil serviste çok fazla böyle üçlü rakamlardaki değerlendirmeler olmadı ama ikili rakamlardaki değerlendirmeleri bizzat takip ettim ve bu anlamda genel itibariyle infüzyonda diğer kliniklerdeki deneyimlerin ne olduğunu bilmiyorum ama kendi adıma genelde infüzyonda minimum doz aralığını tercih ettim ve bu anlamda da çok ciddi bir bir sıkıntı yaşamadığımızı da net olarak ifade edebilirim. Arkadaşlar, uropatil'in birçok ilaçla, zaten nifedipin örneğini de vermiştim, karşılaştırması ile ilgili yayınlardan bir tanesi de nitrogliserin. Çok fazla detayına girmeyeceğim ama kalp yetmezliği olan yaşlı hastalardaki yapılmış olan bu randomize çoklu merkezli Çin'de yapılmış bu çoklu kontrollü çalışmada da, çoklu merkezli kontrollü çalışmada da yine karşılaştırma yapılarak uropatilin kardiyak yükünün daha iyi azaltabileceği ve EF artışını teşvik edebildiğini ve sonuç itibariyle konjestif kalp yetmezliği semptomlarını hızla giderdiğini ifade etmişlerdir bu çalışmada. Akut sol kalp yetmezliği olan yaşlı hastalar için de güvenli ve etkili bir vazodilatör olarak sonuç bölümünde açıklama yapıyorlar.
böbrek problemi olan, ki gerçekten o yaş grupları böbrek açısından da sıkıntı oluşturuyor ve metabolik problemler olan bu kişilerde ek fayda da sağlayabilir şeklinde. Bu durumu diyabet için de söyleyebiliriz. Çünkü onunla ilgili çalışmalar da var arkadaşlar. Diyabet hastalarında hem lipid profiline hem de insülin regülasyonu ve glisemik düz regülasyon anlamında katkı sağladığına dair de yayınlar bulunmakta, ama onu burada sunmadım. Yine arkadaşlar, etkinliğiyle ilgili başka bir çalışma Yeni Zelanda'da yapılmış ve bu etkinlik anlamında gözlem, birkaç saatlik gözlem yapıldığı zaman bu hastalarda tekrar kan basıncının infüzyondan sonraki süreçte yükselme durumunun ciddi anlamda bizi rahatsız etmediği sonucuna da varılmış. Bir olgu daha arkadaşlar, bu hastada yine komorbid problemlerin olduğu, düzensiz tansiyon arteriyeli sahip olan bir kadın hasta. Oldukça genç denilebilecek, 42 yaşında acil servise başvuruyor. Nörolojik muayenesinde de arkadaşlar, tabii ki fizik muayenesi de bir hemoroji şüphesiyle, ivedilikle hastanın görüntülemeye gönderilmesi neticesinde mezensefalon çevresine lokalize bir kanama olduğu gözlenerek bu hastada yine biz o diğer nörolojik bilimlerle konsültasyon aşamasında tabii ki bizim tanıyı netleştirmemiz ve hastanın sürecinin, akıbetinin ne olacağını beklerken tedavi yapmama gibi bir lüksümüzün olmadığı gerekçesiyle ivedilikle tedavisine de başladığımız bu hastada da infüzyon sonrası 130'un altına düşmeyecek regülasyonu sağladığımız bir tedavi protokolü uygulayarak etkin bir tansiyon arteriyel regülasyonu sağladık diyebiliyoruz. Bu ilacın özellikleriyle ilgili birkaç cümle söylemek gerekiyor ise kalp atım hızını değiştirmiyor. Çünkü kalbin fonksiyonları üzerine çok etkin bir sıkıntı oluşturmuyor. Refleks taşikardiyi özellikle birkaç slide'da vurguladım. Tolerans gelişmiyor. Hem 5-hidroksitriptamin 1 hem de direkt postsinaptik alfa 1 blokajı ile ilgili etkinliğinden bahsetmiştim. Kılavuzlara girdiğinden bahsettim. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın da bu anlamda tablolarında yer almış bir postsinaptik alfa bloker. Sodyum içermiyor ki bu sodyum probleminin zaten hipertansif hastalarda düzensiz bir beslenme alışkanlığının da ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ifade etmiştik. Sodyum diyetine uygun, heparinin etkilerini değiştirmiyor. Az önce de söyledim, ikili etki mekanizması iki farklı şekilde sağlanıyor. Birincisi bolus intravenöz, diğeri ise drip yağı perfüzatör ile infüzyon şeklindeki bir uygulama avantajından bahsetmiştim. Fiyat anlamında da gerçekten bir farklılık oluşturuyor diye bilgiye sahibim. Yani hipertansiyonun o geniş spektrumlu ajanlarının fiyat değişkenliklerinin de aynı spektrum şeklinde yorumladığı bir ligde fiyatının da avantaj sağladığı bir reel durum. Sunumumu biraz uzattım, affınıza sığınıyorum ve bu anlamda sözü tekrar size veriyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkürler öncelikle. Şimdi arkadaşlar, şimdi konu biraz bizim açımızdan önemli, yani hipertansif aciller, acillerin çok önemli bir bölümünü teşkil ediyor ve çok dramatik hasta grubu da, bazen de dediğim gibi çaresiz kaldığımız hasta grubu oluyor. Ben şöyle bir hastamdan bahsedeyim. Bu hasta grubu çok önemli. Özellikle orta yaş, yani orta yaş diyeceğimiz 40-50 diyelim. Ona orta diyelim, demiyorlar. Şimdi genç diye söylüyoruz ama o gruplarda baş ağrısı çok ciddi bir patolojidir. Hep söylerim, o yaşlarda baş ağrısından çok çekinin. Çünkü bu sakın habercisi olabilir. Özellikle 47 yaşlarında pik yaptığını biliyoruz. Şimdi bu hastalarda sak ilk kanamada kendini toparlayabilir. Nitekim böyle bir hastam olmuştu. Artık geri dönüş bekliyorduk, ekstübe edecektik. Ama bunların 24 saat içinde ikinci hipertansif kanama durumu var.
Ve o haftada tansiyonu kontrol etmek hayati bir önem arz ediyor. Onun için özellikle bir grup hastamızda bize çok önemli bir alternatif getirdiğini görüyorum alfa blokerlerin. O da iskemik değil de hemorajik strok da zaten elimizde en güçlü şeylerden biri Hakan Hocam, öyle görünüyor. Bizim arkadaşlarla bir deneyimimiz arttı. Biraz kendi hastanemizde de ama bir de iskemik strok yapmış olduk. Değil mi arkadaşlar? Onda da iyi sonuçlar elde ettik ama Hakan Hocanın bahsettiği şey var. Çok çabuk düşürüyor değil mi Hakan Hocam ya? Evet. Biraz böyle alfa blokerlerden de bunu bekliyoruz herhalde. IV intravenöz veriyorsun, bolus veriyorsun. Birdenbire şok bir tansiyon düşüşü görüyoruz. Bu da siz gözlemlendiniz mi bunu? Ben özellikle bazı acil tıp meslektaşlarımızın yan etkiler konusunda tedirgin olduğunu bu süreçte sorguladım. Yani ne düşünüyorsunuz falan diye. İşte ilk doz senkopu, refleks taşikardi. Benim yani burada dediğim vaka sayıları çok yüksek değil. Hani klasik derler ya, daha fazla bu konuda pratik değerlendirmeler gerekiyor ama benim kendi uyguladığım o ikili rakamlardaki hastalarda bu sıkıntıları görmedim. İnanın ki bir acil tıp kliniğinde siz bir ilacı uyguladığınız zaman ya bunun yan etkisinde şu sıkıntı olabilir diyerekten bir tereddüt içerisine girmeyin. Hepsinin telafisinin olacak konfora sahip bir klinikte çalışıyorsunuz. Yani bu hasta arrest olursa ne olur? Genel anlamda söylemek istiyorum. Bu olaya özgü değil. İşte solunum sıkıntısı olursa ne olur? Hepsinin çözümü sizin zaten o kliniğinizde elinizin altında. Yani siz negatif senaryoları düşünerekten olası pozitif sonuçlara ulaşma konusunda kendinizi lütfen sınırlamayınız. Evet, çok teşekkürler. Şimdi hem Behçet Hocam hem Nazmi Hocamız istiyor ama vaktimiz dar hocam ya. Behçet Hocam uzatmamak şartıyla sizden başlayalım. Evet. Peki Nazmiye Hanım'a verelim. Evet. Çok kısa konuşacağım. Tamam, kısa. Ben 2005'te mezun oldum ve ben 2005'ten beri kullanıyorum bu ilacı. Öyle mi? Çok iyi bir deneyim o zaman. Evet. Evet. Açıkçası o zaman gençken profesörlerimiz bize dedi en az yan etkisi olan ve en çok en az kontraindikasyonu olan ilaçtı ve ben gerçekten yani ilk etapta her zaman A planım ürapidil oluyor. Yani hamile kadınlarda bile. Şu ana kadar gerçekten hiç problem görmedim ve Hakan hocamızın dediği gibi ilk doz 25 miligram yetmedi, ikinci doz 25 miligram yetmedi, enfüzyon olarak veriyorum. Genelde 10 miligram başlıyorum, 25'e kadar çıktığım oluyor ama genelde o kadar 120'ye kadar hiç çıkmadım. Çok memnunum açıkçası. Laboratuvarda da herhangi bir şeylerim yok. Yani bunu gerçekten hani bir acil tıp uzmanı olarak paylaşmak istedim. Ya bu harika bir şey çünkü inanılmaz bir katkı oldu, katılım oldu. Çünkü burada biz ilk ilaç kullanımı alfa broker infüzyon yapacaksınız ya, her asistan, her genç doktorumuz, hatta hocalarımız ilk başta ben bile ya bir yapın bakalım, başında bir duralım ne olacak fikrinde bir yaklaşımımız oluyor yani şimdi. Tabii burada Nazmiye 15 yıllık bir şey hikaye, bilmiyorum firma yetkilileri bu konuda ne der, böyle bir tecrübe hiç görmemişlerdir herhalde. Muhteşem oldu yani, şimdi bizim tereddütlerimizi giderdin Nazmiye, bizim tereddütlerimiz gitmiş oldu. Uzman asistanlarımız da dikkat etsin buna. Bakın 15 yıldır kullanan Fransa'da acil uzmanı, tabi Türkiye'de biz 15 yıldır temin edemiyoruz, bize yeni geldi ve bu çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim Behçet Hocam. Vakit doldu, evet çok doğru. Çok güzel bir tespit. Şimdi bu özellikle şeyden sonra biraz vakte daha çok dikkat etmek lazım, onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika çay içersiniz değil mi? 10 dakika. 10 dakika, en fazla 15 dakika buradayız. Lütfen gecikmeyelim. 15 dakika içinde buradayız. Ha, bu arada arkadaşlar Twitter aktivasyonlarımız başladı. Şimdi burada en yüksek Emre ne yapıyoruz? Evet, şu hashtaglere en yüksek destekleri tespit ediyoruz. Lütfen hepiniz bu konuda elinizden geleni yapın. Bunlara da büyük ödüller vermeyi planlıyoruz. Vereceğiz. Tamam. Bekliyoruz 10 dakika sonra.
COVID döneminden sonra hani ani ölümler veya pıhtılaşma mekanizmasıyla ilgili problemler veya stroklarda artışlar veya akut MI'da artışlar gibi konular hep gündemimize geldi. Özellikle COVID'in böyle pıhtılaşma mekanizmaları üzerine de etkisi bunu biraz daha farklı bir boyuta taşıdı. Ama akut koroner sendromlar herhalde acil eğitiminde bizim ilk sıraya koyduğumuz, resüsitasyondan sonra ilk sıraya koyduğumuz akut koroner sendromlar oluyor. Akut koroner sendrom tedavisinde yıllar içinde oldukça iyi gelişmeler yaşandı. Özellikle invazif girişimler bu konuda bir çığır açtı. Akut MI'la kaybettiğimiz, akut koroner sendromla kaybettiğimiz hasta sayısı giderek düştü, düşecek ama bu kalite kontrolünü sağlayacak bazı konular, iyileştirmeler devam ediyor. Acil tıp çalışanları, acil tıp uzmanları, asistanları ve burada bizimle birlikte olan aynı zamanda acilde çalışan pratisyen hekimler ve diğer acil çalışanları açısından da akut koroner sendrom eğitimi bizim için çok önemli bir nokta olmaya devam ediyor. Burada da bizim üzerimize düşen görevler var. Akut koroner sendromda yapılacak tedavinin zamanla bir yarış olduğunu, bu yüzden de verilmesi gelen ilaçların zamanında verilmesinin çok önemli olduğunu yıllardır bahsediyoruz. Yıllardır hep ben şu soruyu sorardım. Yani eğer elinde bir ilaç olsa, sadece bir ilaç olsa, akut MI'da, akut koroner sendromda hangi ilacın elinde olmasını isterdin? Hep asetil salisilik asit üzerine çalışırdık. Ama süreç şunu gösterdi ki, bir de P2Y12 inhibitörlerinin özellikle bu konuda çok ciddi bir gereksinimi var. Ve bunların erken verilmesinin, zamanında verilmesinde çok büyük önemi var. Yaklaşık 4-5 yıldır biz bu konuda özellikle eğitimlerimize devam ediyoruz. Kılavuzları takip ediyoruz, çalışmaları takip ediyoruz. Son 1-2 yıl içinde de yine yüz yüze yaptığımız kongrelerden sonraki süreçte kılavuzda çok önemli değişiklikler oldu. Bizi çok ilgilendiren değişiklikler. Ama bu derste özellikle bir cümleyi ben burada belirtmek istiyorum. Bakın, kılavuzlarda özellikle akut koroner sendromda bir şey geçer. İlk tıbbi temas. Bu ilk tıbbi temasın kimin tarafından yapıldığını acil hekimleri olarak çok iyi biliyoruz. Bu yüzden o ilk tıbbi temasta biz üzerimize düşeni acil çalışanları olarak yapmak zorundayız. Tedavide inisiyatif almak zorundayız. Bu konuda özellikle multidisipliner yaklaşımlar sağlayarak kardiyoloji camiasıyla birlikte acil tıp camiası, sektör temsilcileri ne yapmaya çalışıyoruz? Doğru tedavi oranlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Eksik tedavilerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geneline bakıp işte bu konuda hangi acil serviste, hangi ilde ne kadar bu P2Y12 inhibitörleri kullanılıyor, bunları da herhalde sunmamız gerekecek. Burada çok değerli yabancı konuklarımız var. Onlar da muhtemelen dinliyorlar kulaklıkla. Hindistan'dan, Özbekistan'dan, dünyanın değişik ülkelerinden onları da takip ediyorlar. Onların da katkıları bizim için değerli olacaktır. Bu konuda çok değerli bir hocamızı ben davet edeceğim. Profesör Doktor Adnan Abacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan değerli hocamız bizi bu konuda aydınlatacak. Hocam buyurun. Değerli Başkan, değerli meslektaşlarım, bu oturumda ben size ST yükselmesiz miyokard akut koroner sendrom kılavuzundaki hem değişikliklerden hem de bu değişikliklere neden olan çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. 2020
ESC, Avrupa Kardiyoloji Derneği, ESC diye kısaca söyleyeceğim bundan sonra. Kılavuzu biliyorsunuz 220'de yenilendi, 2020'de yenilendi. Daha önce 2015'te bir önceki versiyonu çıkmıştı. Arada bir güncelleme yapılmıştı. Şimdi buradaki esas konumuz ön yükleme meselesi. Bu kardiyologlardan daha çok sizi, yani acil hekimi meslektaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Ön yükleme diye Türkçe'ye çevirdim. Ön tedavi denebilir, pre-treatment. Öncelikle ön yükleme dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda. Burada ST yükselmesiz akut koroner sendrom ifadesini özellikle kullanıyorum. ST yükselmesiz MI ve kararsız anjinayı kapsayan bir terim bu biliyorsunuz. Ön yükleme, ST yükselmesiz akut koroner sendromda koroner anjiyografi yapılmadan önce P2Y12'nin başlanmasıdır. Bu bazen ambulansta ama hemen daima acil serviste yapılan bir uygulamadır. Bazen de kateter laboratuvarı olmayan bir hastanede de başlanabilir. Ama esas itibariyle ön yükleme acil servislerde yapılan, ülkemiz şartlarında acil servislerde yapılan bir tedavi şeklidir, bir uygulamadır. Konumuz, bugünkü tartışacağımız nokta ST yükselmesiz akut koroner sendromlar. ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde ön yükleme diye bir tartışma yoktur. Çünkü bu hastalara tanı konar konmaz P2Y12 yüklemesi yapılmalıdır. O nedenle burada ön yükleme tabirini kullanmıyoruz. Hemen başlanır ve yüklenerek başlanır. Ön yükleme tartışması veya ifadesi ST yükselmesiz akut koroner sendromlar için geçerlidir. Öncelikle bunu vurgulayayım. 2015 kılavuzunu hatırlatacağım. ESC'nin 2015 NIST'e AKS kılavuzu bu konuda bize ne diyordu? Eldeki verilere bakarak biliyorsunuz yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. 3 tane P2Y12 inhibitörümüz var. Bunlar clopidogrel, ticagrelor ve prasugrel. Kılavuz bu 3 P2Y12 inhibitöründen bir tanesi için, prasugrel için ön yükleme yapmayınız diyordu. Birazdan nedenini açıklayacağım. Diğer ikisi için, clopidogrel ve ticagrelor için ise bu konuda elimizde bilgi yok, yeterli veri yok. O nedenle yükleyin veya yüklemeyin diyemeyiz diye bir yorum yapıyordu ve öneri vermiyordu. Yani bu sınıf 1, sınıf 2A, sınıf 2B, sınıf 3 gruplarından hiçbirini kullanmıyordu. Sadece bir öneri yapamayız, elimizde yeterli veri yok diyordu 2015 kılavuzu. Peki bu kılavuza bunu dedirten neydi? Elimizdeki veri yok diyordu, neler vardı veya prasugrel için niye yükleme yapmayın diyordu? Elimizde kayda değer 2015 kılavuzu öncesi iki tane çalışma vardı. Bu konuyu da üzerinde konuşabileceğimiz, bu konuya değinen. Bir tanesi PCI-Cure çalışması. Cure çalışması aslında akut koroner sendrom hastalarında aspirine clopidogrel eklenmesinin yararlı olup olmayacağını araştıran büyük bir çalışmaydı. Bunların bir kısmına perküten koroner girişim yapılan hastalar vardı. O PCI-Cure olarak alt bir çalışma şeklinde tasarlandı ve bu grupta aslında ana konu yine aspirine clopidogrel eklenmesinin faydalı olup olmayacağını araştırmak idi. Fakat ilk bir ay hastalara girişim yapılmadan önce başlandı. Plasebo verildi veya clopidogrel verildi. İlk bir ayda tüm hastalara clopidogrel verildi. O nedenle ön yüklemenin, ön tedavinin değerlendirmesini sağlayabilecek bir çalışmaydı. Burada ön yükleme yapılması, yani hastaya acile gelir gelmez clopidogrel başlanması, anjiyografiden sonra başlanmasına üstün bulundu. Fakat bu çalışma çok eski bir çalışmaydı. 2003'tü yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki şartları taşıyan bir çalışmaydı. Ve ön yüklemeden anjiyografi yapılmasına kadar geçen süre ortalama 6 gündü.
Yani çok uzun bir zaman geçiyordu hastaların anjiyografiye gitmesine kadar geçen sürede. Yine bu çalışmada rutin invaziv yapan merkezler dışlanmıştı ve ana çalışmanın sadece alt bir grubunu oluşturuyordu. İkinci çalışma, AKOS çalışması, işte bu prasugreleri yüklemeyin dedirten çalışma. Aslında esas ön yükleme yapılıp yapılmamasını inceleyen çalışma buydu. Burada nistemiyle gelen hastalar prasugrele veya plaseboya randomize edildi. Anjiyografi yapılana kadar. Anjiyografi yapıldıktan sonra bu ön yükleme yapılmayan gruba da tabii ki prasugrel yüklendi. Yani bu gerçek bir ön yüklemenin işe yarayıp yaramadığını araştıran, karşılaştıran bir çalışmaydı. Prasugrelin anjiyografiden önce hastayla karşılaşıldığında acil serviste verilmesiyle anjiyografiyi yapıp anatomiyi gördükten sonra prasugrel verilmesi karşılaştırıldı. Ve görüldü ki beklentilerin aksine, aslında beklentiler şöyleydi, ön yüklemenin iyi çıkabileceği yönündeydi. Fakat görüldü ki iskemik olaylardan kastettiğimiz kardiyovasküler ölüm, tekrar enfarktüs, inme, acil revaskülerizasyon ve glikoprotein 2B3A inhibitörü kullanımı. Yani iskemik olaylar, iskemiyle seyreden olaylar. Bunlar arasında bir fark olmadığı görüldü. Yani beklentimizin aksine ön yükleme yaptığımızda bu klinik olaylar, bu iskemik olaylarda bir azalma görülmüyor. Buna karşın kanama, tabii ki antitrombosit veya antikoagülan tedavinin kötü bir tarafı kanama, biliyorsunuz her zaman için önem verdiğimiz bir nokta. Kanamalarda artış olduğu görüldü, majör kanama. Arkadaşlar, biz kardiyoloji olarak kanamalara uzun yıllar gereken değeri vermedik. Ama son yıllarda, son 5-10 yılda şunu fark ettik ki kanamaya bağlı ölümler enfarktüse bağlı ölümler kadar önemli. Bu nedenle artık dikkat ederseniz büyük çalışmalarda majör kanama bir enfarktüs kadar önemli kabul ediliyor. Ve kanamada artışa yol açıyorsanız eğer yaptığınız tedavi yüzünden, o zaman mortalite faydası sağlayamayabiliyorsunuz. Hatta tersin bile oluyor. O nedenle kanama çok önemli. Bunlar majör kanamalar. Yani hayatı tehdit eden kanamalar. Ölümle sonuçlanabilen kanamalar. Dolayısıyla ön yükleme yapılan grupta majör kanamanın daha fazla olduğu görüldü. Yaklaşık bakınız iki kattan fazla bir artış var. Bu şeyi çalıştırabilirsem. %1.7'ye karşı 0.7. Mutlak rakam olarak da %1'lik bir kanama artışı var. Dolayısıyla AKOS çalışması bize ön yüklemenin faydalı olmadığını gösterdi. Peki bu acaba ön yükleme ile anjiyografi arasında geçen süreyle alakalı olabilir mi? Yani süre uzadıkça, anjiyo geciktikçe faydalı olabilir mi ön yükleme? Bu da analiz edildi. Görüldüğünüz üzere erken yüklenenler, daha doğrusu yüklemeden pardon, şunu şey çalışmıyor. Ha. O yüzden mouse kullanacağız. Tamam. Bu sefer de şey oluyor. Tamam. Ekranı göstermiyormuş dijital ekran olduğu için. Gördüğünüz gibi anjiyografi, yükleme ile anjiyografi arasındaki süre uzadıkça bir fark yok. Yani o düşüncemiz, süre uzadıkça ön yükleme işe yarar düşüncemizi de desteklemiyor bu çalışma. İster ön yüklemeyi yaptıktan kısa süre sonra, ister 24 saate varan sürelerde ön yükleme yapmış olun, bir fark olmuyor. Yani ön yükleme faydalı değil. İşte bu çalışma biraz önce 2015 kılavuzunda prasugrelle ön yükleme yapmayın önerisinin nedeniydi. Peki 2015 kılavuzu bize ön yükleme hakkında clopidogrel ve ticagrelor ile ilgili size bir şey söyleyemem demesine rağmen hepimiz, hem siz hem biz kardiyologlar olarak bu hastalara ön yükleme yapıyorduk. Neden? Elimizde bilimsel bir veri yok. Kılavuz da o zamanki kılavuz, ön yükleme hakkında bir şey diyemem ama prasugreli yüklemeyin diyordu. Böyle bir pratiği nereden geliştirdik? Şöyle bir düşüncemiz vardı. Eğer biz antitrombosit tedaviye erken başlarsak, anjiyodan önce başlarsak, yani anjiyoya geldiğinde hasta antitrombosit tedavi yerleşmiş, oturmuş olursa, yüklemesini tamamlamış, etkinliği gerçekleşmiş olursa, girişime kadar o geçen sürede damar açıklığının daha iyi olacağını, işlem sırasında da daha iyi bir antitrombosit tedavi altında işlem yaptığımız için
işleme bağlı enfarktüslerin daha az görüleceğini, erken stent trombozunun daha az görüleceğini ve bu damarla ilgili tekrar tıkanmanın daha az olacağını düşünüyorduk. Bunlar bizim teorilerimizdi. Ama aslında bir nokta daha vardı ki, ön yükleme yaptığımızda işlem sırasında kanama riski artabilir. Bu hastaların, daha sonra değineceğim, bir kısmı bypass'a gidiyor, kanama riski artabilir. Akut koroner sendrom diye yatırıp akut koroner sendrom çıkmayan hastalara bu ilaçları veriyoruz. Ona bağlı riskler var. Bypass'ta gecikmeye. Yani potansiyel zararları da var. Bu konuya daha sonra geleceğim için çok uzatmayacağım. Bunları çok göz önüne almıyorduk. Evet, bunları düşünüyorduk ama bu potansiyel fayda sol tarafı çok daha önem veriyorduk. O yüzden klinik pratiğimizde kanıt çok kuvvetli olmamasına rağmen ön yüklemeyi rutin kullanıyorduk. Hatta ilginç bir şey oldu. Bakın 2015 kılavuzu ne diyordu bize? Ön yükleme hakkında bir şey diyemiyorum prasugrel dışında. Prasugreli yüklemeyin ama clopidogrel ve ticagrelorla ilgili de bir şey söyleyemiyorum, yorum yapamıyorum diyordu. 2017'de aynı kılavuz güncellendi. Peki güncellenmede ne dendi o ön yüklemeye? Ticagrelorla, ticagrelor yoksa efendim clopidogrelle ön yükleme yapabilirsiniz, sınıf 2A öneri. Bir önceki kılavuzda yorum yapmıyorum diyordu. 2017'deki güncellemede sınıf 2A. Sınıf 2A'nın ne demek olduğunu biliyoruz. Yani sınıf 1 kadar kuvvetli olmasa da bir öneri. Tedavi yönünde bir öneri. Peki ne değişti? Arada bir yeni çalışma mı çıktı? Hayır. Bunu özellikle koydum. Kılavuzlar her şey demek değil arkadaşlar. Yani kılavuzlar da uzman görüşü içeriyor. Bakınız, aynı veri setiyle 2015 kılavuzu yorum yapmıyorum dedi. Aynı veri setiyle, aynı çalışmalarla 2017 güncellenmesi efendim sınıf 2 ayla ön yükleme yapın dedi. Bunu da dikkatinizi çekmek istedim. Kılavuzlar hiçbir zaman kanun gibi görmemek lazım. Sadece NİSTEM için söylemiyorum bunu. Genel yaklaşımımızda, yani tıbba yaklaşımımızdaki noktada söylüyorum. Peki bunu da vurguladıktan sonra 2020 kılavuzu geldi. Bakınız bu sefer çok dramatik değişiklikler var. Ne oldu? Bir kere erken invaziv yaklaşım planlanan hastalara koroner anatomiyi görmeden rutin olarak P2Y12 inhibitörü başlanması önerilmez, sınıf 3. Yani yapmayın. Uygulamayın. Sınıf 3 biliyorsunuz kontraindikasyon anlamında eski ifademizde. Dolayısıyla çok dramatik bir değişiklik oldu. Aynı zamanda tabi burada erken invaziv yaklaşım planlanan hastalarda tabiri sizi birazcık acaba bu az bir hasta grubu mu, özel bir hasta grubu mu diye düşündürebilir. Öyle değil. Günümüzde artık bütün dünyada NİSTEM'e erken invaziv yaklaşım uyguluyoruz arkadaşlar. Rutin olarak her yerde. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Belki şöyle düşünebilirsiniz. İşte ilçedeki vesaire. Türkiye'de birçok değil, her ilde artık anjiyografi laboratuvarı var. Büyük ilçelerde bile var. Olmayan yerler de ilçelere çok yakın. Örneğin ben işte memleketim olduğu için biliyorum, Dinar'ı biliyorum. Isparta'ya 45 dakika anjiyografi laboratuvarı var. Afyon'a 1 saat anjiyografi laboratuvarı var ve bu bilinçteki hekimler zaten bu hastaları hemen buralara yönlendiriyorlar. Yani artık hastaların anjiyografiye ulaşmaları Türkiye'de çok kolay, çok çabuk ve çok yaygın. Dolayısıyla erken invaziv yaklaşım günümüzde standart bir yaklaşım. Özel bir hasta grubuna uyguladığımız bir yaklaşım değil. Demek ki burada çok dramatik bir değişiklik oldu. Ön yükleme yapmayın artık. Üçüyle de, yani prasugrelle de yapmayın, ticagrelorla de yapmayın ve clopidogrelle de yapmayın. Bu kılavuzda bir başka önemli değişiklik daha. Yine perkutan koroner girişime gidecek hastalarda ticagrelor yerine prasugreli tercih edin diye sınıf 2A öneri geldi. Peki kimlere ön yükleme yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz ki buradaki öneride dikkat ederseniz sınıf 2B, yani çok kuvvetli değil. Erken invaziv yaklaşıma gitmeyecek hastalara kanama riskini de göz önüne alarak P2Y12 inhibitörüyle ön yükleme yapabilirsiniz. Bu daha çok 24-48 saatten geç invazive gidecek hastalarda, bu da ön yükleme yapın değil, bakınız 2B, yani yapabilirsiniz, yapmayı düşünebilirsiniz, yapmalısınız değil. Peki neden bu kılavuz bu kadar dramatik bir şekilde değişti? Burada birkaç önemli çalışma geldi. Bunlardan bir tanesi ISAR-REACT 5 çalışması. Bu çalışma T
ticagrelor temelli tedavi ile prasugrel temelli tedaviyi karşılaştıran bir çalışmaydı. NIST'te akut koroner sendromda. Akut koroner sendromların tümünde, özür dilerim. NIST'te grubunu ayrıca söyleyeceğim. Bu çalışmanın hipotezi aslında şöyleydi. Bu çalışmayı planlayanlar, bu endüstriden bağımsız bir çalışma olarak yapıldı. Bir Alman grubu yaptı. Hipotezleri şuydu çalışmayı planlarken. Ticagrelor yaklaşımlı tedavi, prasugrel temelli tedaviye üstündür. Hipotez bu şekilde. Beklenti bu çünkü. Çalışmaya hem ST yükselmeli hastalar, hem ST yükselmesiz hastalar alındı. Az bir kısmı da kararsız anjinaydı. %40 kadarı ST mi, %46'sı NIST mi, %13'ü de kararsız anjina. Yani %60 kadarı NIST mi olmuş oluyor, NIST mi AKS. Primer sonlanımı çalışmanın ölüm, MI veya inme toplamında meydana gelen klinik olaylar idi. Hastalar ticagrelor veya prasugrele randomize edildi. Ticagrelor'a randomize edilen hastalar hemen yükleme yapıldı. Çünkü kılavuz ne diyor? Ticagrelor'u yükleyin. Değil mi? Bir önceki yorum yok diyordu ama 2017 update'i yükleyin ve klinik pratikte de biz bunu bu şekilde uyguluyorduk zaten. Klinik pratiğe uygun bir çalışma yapıldı. Madem biz bunu ticagrelor'u işlem öncesi yüklüyoruz, görür görmez acilde yüklüyoruz, o zaman o yaklaşımı prasugreleri de anjiyo yaptıktan sonra yüklüyoruz. Anatomiyi gördükten sonra yüklüyoruz. O iki yaklaşımı randomize edildi hastalar. Dediğim gibi beklenti ticagrelor'un üstün çıkacağı şeklindeydi. Fakat beklenmedik bir şekilde prasugrelle klinik olaylar anlamlı olarak daha düşük bulundu. Burada gördüğünüz gibi olay sıklığı 12 aylık bir grupta %9'larda, öbür grupta %7'lerde anlamlı bir fark var. Peki kanama, acaba iskemik olayları daha fazla azaltıyorsa kanama da o grupta, o ilaçta daha fazla olur mu? Hayır, böyle bir şey de görülmedi. Gördüğünüz gibi rakamsal olarak prasugrel grubunda daha düşük ama istatistiksel olarak ilk grupta da benzer bir kanama oranı görüldü. Dolayısıyla prasugrel temelli bir yaklaşım, ön yükleme yapmadan, anatomiyi gördükten sonra yükleme şeklindeki bir yaklaşım, ticagrelor temelli hastayı görür görmez, tanı koyar koymaz yüklemeye göre iskemik olaylarda daha az iskemik olaya yol açıyor. Kanamada da büyük bir fark gözlenmedi. İşte bu ISA React 5'in bu sonuçları biraz önce kılavuzda bahsettiğim o iki öneri değişikliğine yol açtı. Bir tanesi ön yükleme yapmayınız. İkincisi de sınıf 2A öneriyle prasugreli ticagrelor'a tercih ediniz. Peki sadece bu mu bu öneriyi destekleyen çalışma? Pardon, ona geçmeden şunu da hatırlatayım. ISER React'ta bütün hasta grupları ST yükselmesi, ST yükselmesiz ve kararsız anjina alınmıştı. Sadece nistemi hastalarını içeren alt grubun, o %46'ydı biliyorsunuz, onun da ayrıca bir analizi yapıldı. Acaba bu çalışmanın toplamı için olan sonuçlar, bulgular nistemi grubu içinde geçerli mi? Evet, aynı sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bakınız iskemik olaylar prasugrelde daha az, kanama ikisinde benzer. Dolayısıyla nistemi alt grubu da ana çalışmayla aynı. Bunun dışında kılavuzun bu önerisini destekleyen, aslında kılavuz yayınlandığında bu çalışma henüz yazıldığında, 2020 kılavuzu yazıldığında bu çalışma yayınlanmamıştı. Fakat kılavuzu yazanlar belki bu çalışmayı yapan kişilerle görüşüp ön bilgi aldılar mı bilemiyoruz. Diğer bir çalışmada Dubius çalışması. Bu çalışma da yine endüstriden bağımsız olarak yapıldı. İtalyanlar yaptı bu sefer. NIST'te AKS hastaları alındı bunlara sadece. ST yükselmeliler değil, ST yükselmesiz akut koroner sendromlar alındı. Ön yükleme yapılan ve yapılmayan gruba randomize edildi. Burada ön yükleme yapılıp yapılmaması ticagrelor ile yapıldı. Yani ticagrelorun çalışması yoktu. Bu çalışmayla ticagrelorun ön yüklemesinin faydalı olup olmadığı da özellikle incelenmiş olacak olduğu plaseboya karşı. Ön yükleme 700'er hasta var. Toplamda 1500'e yakın hasta. Orta büyüklükte bir çalışma. Primer iskemik olaylarla kanamayı beraber değerlendiriyor bu çalışma, dikkat ederseniz. Yani hem kanama hem iskemik olaylar beraber değerlendiriyor. Burada tabii pre-treatment değil de upstream, downstream ifadeleri kullanıldı. Upstream demek pre-treatment uygulanması demek. Yani ön yükleme yapılması demek. Downstream ise anjiyografiyi gördükten sonra yapılması demek. Görüldüğü gibi ticagrelor ile ön yükleme yapılması
yapılmamasına göre bir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla dubius çalışması, kılavuz yayınlandıktan sonra yayınlanmasına rağmen kılavuzun önerilerini destekledi. Son bir destek de SCAR rejistrisinden geldi. Bu bir randomize kontrollü çalışma değil. Gözlemsel bir çalışma ama gözlemsel çalışmaların avantajı tabii ki birçok dezavantajı yanında bir de avantajı var. Çok yüksek hasta sayılarına ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 60 bin ön yükleme yapılan hastayla işte 5 bin civarında ön yükleme yapılmayan hastayı karşılaştırdı. Dikkat ederseniz biraz önce de söylemiştim. Elimize çok kuvvetli veri olmamasına rağmen ön yükleme standart tedavimiz haline geldi. Bu rejistride, bu kayıt çalışması onu gösteriyor. Hastaların 60 binine ön yükleme yapılmış, 5 binine yapılmamış. Genel uygulamamızı gösteriyor ki 2010-2018 arasındaki bir dönemi kapsıyor bu. Peki bu kayıt çalışması bize neyi gösterdi? Tabii kayıt çalışması olduğu için ön yükleme yapılanlarla yapılmayanların klinik özellikleri aynı değil. O nedenle olay sayısı, olay sıklığı, örneğin ölüm, işte stent trombozu, ön yükleme yapılanlarda az görülmekle beraber hasta özelliklerine göre istatistiksel düzeltme yapıldığında ön yükleme yapılanlarla yapılmayanlar arasında bir fark yok. Hatta odds ratio, risk oranı ön yükleme yapılanlarda biraz daha fazla istatistiksel anlama ulaşmamakla beraber. Dolayısıyla SCAR kayıt çalışmasının sonuçları da bu yeni kılavuz önerisinin uygun olduğunu destekliyor. Peki bizim o önceden düşündüğümüz aksine neden ön yükleme NIST'te, AKS'de, ST yükselmesiz akut koroner sendromda işe yaramıyor? Bir kere arkadaşlar, ST yükselmesiz akut koroner sendrom, ST yükselmeli enfarktüs gibi homojen değil. ST yükselmeli enfarktüs homojen bir grup ve onlar da anjiyoyu aldığımızda hemen daima bir damarı tıkalı buluyoruz ve girişim yapıyoruz. Halbuki ST yükselmesiz akut koroner sendrom heterojen bir grup. Bunların %60-70'ine ancak biz girişim yapıyoruz anjiyo yaptıktan sonra. %15 kadarına tıbbi tedavi uyguluyoruz. Yani darlık buluyoruz, darlıklar görüyoruz ama girişim yapacak bir damar bulamıyoruz veya uygun bulmuyoruz ya da darlık miktarını uygun bulmuyoruz. Dolayısıyla %15'ine tıbbi tedavi uyguluyoruz. %10 kadarına, %11 kadarına, bazı çalışmalarda bu rakam 3 aşağı 5 değişebiliyor. %10 kadarında aslında akut koroner sendrom olmadığını görüyoruz. Yani hastaya biz yanlış tanı koymuşuz. Kararsız anjina demişiz veya ST yükselmesiz MI demişiz ama hasta bu değil. Başka bir nedenle onun troponini yükselmiş, başka bir nedenle EKG'si oynamış. Yanlış tanı koymuşuz. Bu hastaların giderek bu oran düştü. Eskiden daha çoğunu bypass'a gönderiyorduk. Artık günümüzde perkutan girişim tekniklerinin gelişmesiyle bypass'a giden hasta oranımız çok azaldı ama hala nisteme hastalarının %10'a yakınını, %7'sini bypass'a gönderiyoruz. Şimdi bu durumda ne yapmış oluyoruz biz ön yükleme yaptığımızda? %30 hastada aslında o anda güçlü bir veya ikinci bir antiplatelete ihtiyacımız yok. Bir kere %10 hastaya koroner arter hastası olmadığı halde, akut koroner sendrom olmadığı halde ikinci bir antiplatelet tedavinin riskini yüklemiş oluyoruz. Kanama riskini. Artı bypass'a gidecek hastalarda bir, bypass sırasındaki kanamayı artırıyoruz. Bir kere cerrahların en büyük korkusu bizden P2Y12 almakta olan bir hastayla ameliyat yapmalarını istememizdir. Bunu hiç istemezler. Çünkü kanama riski çok belirgin olarak artar. Ya da bundan kaçınmak için bypass'ı geciktirirler. 4 gün, 5 gün bekleyelim bu ilacın etkisi geçsin diye derler. O zaman da bu sefer hastayı acil bypass gereken hastada kanama riskinden kaçacağım derken iskemik olay riskine sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu heterojen bir grup. Aslında bu slide başta da göstermiştim ama iki altına tablo ekledim gördüğünüz gibi. Neden bizim o önceki mantığımızın işlemediğini çok iyi gösteriyor. Biz ne demiştik? Potansiyel faydaları var. Slide'ın sol tarafı. Potansiyel zararlar var. Preprosedal kanama riskini artırıyor. Bypass'a bağlı kanamayı. NIST-AKS'e çıkmayan hastalarda gereksiz tedaviye bağlı kanama riski ve bypass'ta gecikmenin riski. Olay sıklığının da faydası da olabilir. İşte iskemik olayları azaltabilir. Ama olay sıklıklarına baktığımızda bakınız. Potansiyel fayda elde etmeyi umduğumuz olay sıklıkları 1000 hasta başına haftalık %1'lik rakamlarda. Buna karşın 1000 hasta, %1 yanlış söyledim, 1000 hasta başına haftalık mutlak rakam olarak 1. Ama
zarar kısmındaki olay sıklığı 1000 hasta başına haftalık 14'lerde, 26'larda, 20'lerde, yani çarpan etkisi çok fazla. Dolayısıyla sağ taraftaki ufak bir zararınız sol taraftan gelecek büyük bir faydayı bile sıfırlayacak özellik taşıyor. Bir başka özellik, bakınız konuşmamın başında demiştim ki PsyCure'de klobuterin ön yüklemesi iyi çıkmıştı. Tam bir ön yükleme çalışması olmasa bile ama 6 gün beklenmişti orada hastalar. Yani 6 gün boyunca anjiyo yapan, şimdi artık günümüzde böyle bir şey yok. Birçok NIST AKS hastasına ilk 24 saatte anjiyografi yapılıyor artık günümüzde. Yapılmayan kimler olabilir? Cumartesi gelen hastaların bir kısmı. Orada bile birçok klinik, eğer hasta riskliyse, hastanın hemodinamisi risk altındaysa, başka aritmisi varsa, kalp yetmezliği varsa vesaire, hafta sonu da anjiyo yapıyoruz artık. Dolayısıyla ilk 24 saatte anjiyo yapmadığımız çok az hasta var günümüzde. Bu son slaytım. Biraz süremi de açtım, farkındayım. Bütün bu çalışmaları ve o teorilerimizi toparladığımızda elde ettiğimiz veriler bize neyi gösteriyor? ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda artık P2, Y12 başlamak için acele edilmemeli. 24 saat içerisinde koroner anjiyografi yapılacak hastalarda, ki çoğu hasta artık bu gruba giriyor, anjiyografi sonrasında başlanmalı. Yani acil serviste artık P2, Y12 yüklemesinden vazgeçmemiz gerekiyor ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında. Birkaç kere vurguladım, tekrar vurguluyorum. ST yükselmeli de böyle değil. ST yükselmeli de görür görmez yükleyeceğiz. Ama ST yükselmesiz MI veya kararsız anjina düşündüğümüz hastalarda artık anjiyografi yapıldıktan sonra yüklemek gerekiyor. Sadece aspirinle o aşamaya kadar aspirinle gitmek gerekiyor. Peki acil serviste hiç mi yüklemeyelim? Kimseye medikal izlenecek hastalarda yükleyebilirsiniz. Yani bu hasta, kararınız medikal izleyeceğim, ben bu hastaya anjiyo yapmayacağım. Bir grubumuz var böyle, çok az da olsa bir gruba biz anjiyo düşünmeyebiliyoruz. Öyle bir gruba giriyorsa yükleyebilirsiniz. Medikal izleyeceğim ben bu hastayı, invazive gitmeyeceğim, hiçbir şekilde anjiyo düşünmüyorum diyorsanız. Ya da 24 saatten sonra anjiyografi yapabileceğimiz hastalarda ön yükleme yapabilirsiniz. Ki burada bile kılavuz biliyorsunuz 2B diyor buna. Evet. Benim bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Gayet güzel, net bir anlatımla bizi aydınlattınız. Şimdi arkadaşlar, tabii ki çok akut koroner sendromu acilin ana konularından biri olduğu için hepimizin az çok bu konuda bir deneyim, bir tecrübesi ve uyguladığı bir yöntem var. Şimdi son kılavuzlarda özellikle hocamızın da vurguladığı gibi non-ST MI'larda hani biz koroner anjiyo yapılmadan önce o zaman P2-Y12 inhibitörü eklemeyelim tedaviye konusunu tekrar vurguluyoruz. Bunun dışında ama eğer ST elevasyonlu MI görürsek burada da çok acil olarak bunları tedaviye ekliyoruz. Hatta kılavuzlara göre klavidokral, pirasikral ve stikakral konusunda da onlara biraz belki değindik onlara da, ama hani pirasikralin de bu konuda biraz daha öne çıktığı yerler olduğunu görüyoruz. Nazmiye, evet, Fransa deneyimlerini paylaşacak yine belki bizimle. Evet Nazmiye, mikrofon alalım. Çok teşekkür ederim. Sunumunuz çok güzeldi ve tamamen hocama katılıyorum. Bizim orada da Fransa'da da kardiyologlar bize kesinlikle non-estemi hastalar için aspejik, yani aspirinden başka bir şey vermiyoruz. Yani 250 miligram yüklüyoruz ve direkt acilde tabii ki biyoloji falan hepsi yapılıyor ve kardiyologlara emanet ediyoruz. Bir sorum vardı. En erken anjiyo kusura bakmayın, Türkçe'de bazı kelimelerimi arıyorum ama en erken ne kadar sürede anjiyo yapabiliyoruz Türkiye'de? Özellikle non-estemi için onu merak ediyorum. Şimdi nistemide bir kere hastanın bazı özellikleri varsa eğer ilk 2 saatte anjiyo yapmak lazım. Aslında onlar estemi gibi düşünüyoruz. ST elevasyonlu gibi. Bunlar kimler? Hastanın hemodinamisi bozuksa, kalp yetmezliğinde ise, malign aritmisi varsa, yani hasta VT'ye girip çıkıyorsa,
bu hastaları sanki ST elevasyonla MR'ymış gibi 2 saat içerisinde almanız gerekiyor ve bunun gecesi gündüzü hafta sonu yok. Yani bu bize kalmış bir şey değil. Onun dışında hastalarda elektro değişikliği var veya troponini pozitifse, yani ST yükselmesi, MR'si ilk 24 saat içerisinde anjiyo almak gerekiyor. Biz Türkiye'de peki klinik pratiğimiz nasıl? Birçok merkez eğer bunlar bir de 24 saat içinde, 24 saat sonra değil, yani hemen de alabilirsiniz. Biz gece saatinde gelmişse, mesai dışında gelmişse bir ST yükselmesi MR, bu çok yüksek riskli gruba girmiyorsa ertesi gün anjiyo alıyoruz mutlaka. Cumartesi gelmişse ve hastayı değerlendiriyoruz, yine yüksek risk yoksa pazartesiyi bekliyoruz açıkçası. Ama bir sıkıntı varsa hafta sonu gelip alıyoruz. Mesai saatinde gelmişse zaten alıyoruz hemen. Ben o zaman size Fransa'daki pratikleri paylaşayım. Gece 2-3 gibi non estemi ise gerçekten kardiyologumuzu yatağından çıkartmak çok zor. Kalkmıyor, gelmiyor. Stemi için hiç sorun yok. Ama non estemi için gerçekten geceleri, hafta sonları, çünkü gündüz olduğu için problem olmuyor. Yani 24 saat içerisinde yapılıyor. Fakat gece acı çekiyoruz onları uyandırmak için. Ama zaten endikasyon yok. Yani nistemi de, ST yükselmesi de, o saydığım 3 kriter yoksa gece anjiyo yapmaya lüzum yok. Evet, katılıyorum, aynen. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biraz vakit problemimiz oldu ama orada arkada, oraya da bir söz verelim. Hemen arka tarafa toparlayalım. Konu önemli olunca iki defa şey yapmak lazım herhalde. İki evet, saati dayan. Evet, buyurun. Halit Karaksa, Ok Meydanı SSK'dan. Biraz konu dışı olacak ama sorum şudur. ST elevasyonunu MI'de kardiyologlar hani acil anjiyoyu alacakları için neredeyse aspirin harici bir şey yüklemeyin, biz anjiyoda gerekli tedaviyi başlarız diyorlar. Bu ne derece uygun ya da İkinci soru da şu, hasta kardiyolojiye devrolana kadar bir komplikasyon gelişirse acilcinin yasal sorumluluğu nedir? Ben çok anlayamadım. Biraz buraya boğularak geliyor ses. Hocam ben şey yapayım, bir bulunduğu hastane özelinde tabii bunları ifade etti. Kardiyologlar aspirin verilmesine bile müsaade etmeden hemen anjiyo alın, biz yapalım. Pozisyonu alıyorlar. Bu doğru mu diyor. İkincisi de ya biz bunu yapmadığımız zaman bu tedaviyi yasal sorumluluğumuz olur mu? Aslında benim de tabii cevaplamam gereken bazı şeyler var ama öncelikle hocamıza yani iletelim. Yani ST yükselmesinde benim kanaatim tanı koyar koymaz. Yani siz EKG'de ST elevasyonunu gördünüz ve klinik tablo MI'yi düşündürüyor. Zaten ST yükselmenin MI'nin tanısı nedir? Klinik tabloya uyumlu olması artı ST elevasyonu olmasıdır. Burada hemen aspirini çiğnetmelisiniz, P2-12'yi yüklemelisiniz. Yani burada kardiyoloğu beklemek doğru değil bence. Kardiyoloğun da beni bekleyin demesi de doğru değil, ST yükselmeli de. Ama ST yükselmesizde artık kardiyoloğu beklemek değil, anjiyoyu beklemek lazım. Bırakın kardiyoloğu beklemeyi, yani kardiyolog da acile gelip başlamaması lazım. Siz ona başlamaya kalkarsa ST yükselmesiz enfarktüslü hastaya veya kararsız anjina hastaya P2-12 başlayın derse siz itiraz edebilirsiniz. Niye başlıyorsun? Daha anjiyosunu yapmadın ki bu hastaya. Artık kılavuzlar buna sınıf 3 diyor diyebilirsiniz. Anlatabildim mi acaba? Yani kardiyolog da başlamayacak. Bu acilci meselesi veya kardiyolog meselesi değil. Anjiyoyu görmeden başlamamak lazım. Bilmem sorunuza cevap oldu mu? Çok teşekkürler. Ben şunu ilave edeyim. Hani yasal sorumluluk aslında şu var. İlk tıbbi temas kavramını ben söylemiştim daha önce. Bu ilk tıbbi temas kavramı devam ediyor ve bu zaman biliyorsunuz yani en azından sizin hastanedeki kardiyologlar için söyleyelim. Onlara şunu önerebiliriz. Eğer öyle istiyorsanız kardiyoloji olarak acilde bekleyin. İlk tıbbi teması siz yapmak istiyorsanız beraberce yapalım. Onun dışında onların böyle demeleriyle biz bu şekilde davranamayız. Beraber çok hocamızın çok net ifade ettiği gibi bu işin bir bütün içinde olması lazım. Tabii. Yani hastanelere özel uygulamalar yapamıyoruz. Yani tıbbi bilimler... Ekleyebilirim hocam. Tabii ki. Biz zaman zaman böyle büyük değişiklikler olduğu zaman acildeki hocalarımız da veya işte bu aradaki bütün ekiple bizim ekibimiz, asistanlarımız dahil bir araya geliyoruz. Bu strateji değişikliğini konuşup beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim uyumumuz çok önemli. Bizim aramızdaki uyumsuzluktan zararı hasta görür. O nedenle yani bütün branşlarda sizin uyumunuz çok önemli ama kardiyolojide uyum çok çok daha önemli. Çünkü oradaki gecikmeler ölümle sonuçlanabilecek gecikmeler. Bazen ST yükselmeni enfarktüs bir hastada 10 dakika bile ölümle sonuçlanabilecek bir gecikme demek oluyor.
Kesinlikle katılıyorum. Yani şuradan vazgeçmeyelim arkadaşlar. Yani ilk tıbbi temas sorumluluğu bizde ise onu vermek zorundayız. Yani adli sorumluluk dediniz ya, hani böyle bir şey olursa görevini yapmamış olur musun? Olursun tabii. Yani bunu açıklayabilmen gerekiyor. Yani ben niye vermedim cevabını verebilmemiz gerekiyor. Bilimsel olarak bunu vermemiz gerekiyor. Mesela kılavuzlarda çok net, hani uzman görüşüne bırakılan şeyler vardır. O zaman siz o inisiyatifi alabilirsiniz. Ben bu hastada kullanmayı uygun görmedim diyebilirsiniz. Ama eğer bu uzman görüşüne değil de hani daha 2A, 2B genel olarak biz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda da hani ciddi bir problem yaşamıyoruz. Ortak hareket edilme. Hatta belki bir sonraki süreç bunun ambulansta verilmesi. Hocamız da zaten bahsetti. Yani biz aslında ilk tıbbi temas eğer ambulansta sağlanıyorsa ve MI teşhisi, akut ST elevasyonlu MI teşhisi ambulansta konuyorsa zaten acilci, acil kardiyolog dememesinin altında da o yatıyor. İlk tıbbi temas kavramı bunu açıklıyor. Çok teşekkürler. Konu konuyu açacak. Çok yan yana olduklarına göre buyurun. Tek soru haline getirebilirler. Evet. Şaka yapıyorum. Merhaba hocam. Doktor Nihat Kartal, Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nden. Çok teşekkür ederim sunumunuz için en başta. Hocam clopidogrel'in peki yeri, yani sunumun sonuna doğru sürekli çalışmalar ticagrelorla prasugrel'i karşılaştırıyordu. Peki clopidogrel'in ne kadar yeri var? Bizde daha sık kullanılan bir ajan. Şöyle, akut koroner sendromda artık güçlü diyoruz biliyorsunuz. Ticagrelor ve prasugrel'e güçlü P2Y12 diyoruz clopidogrel'e karşı. Akut koroner sendrom hastalarında en az bir ay bunları vermek gerekiyor. Hatta bir seneye kadar kılavuzlar uzatıyor. 6 ayda bir sene. Özür dilerim mikrofonu uzak durmuşum. Dolayısıyla teorik olarak prasugrel veya ticagrelor akut koroner sendromuna güçlüleri seçmek gerekiyor. Kılavuz önerisi böyle. Ama Türkiye'de böyle bir pratik olduğu da gerçek. Eğer clopidogrel yükleyecekseniz de 8 tablette yani 600 mg yüklüyoruz biliyorsunuz. Böyle bir durum var. O konuda haklısınız. Yani bir uygulama farkı var Türkiye'de. Nihat teşekkürler. Bu konuda ben de özellikle bu vurguyu yapmak istiyorum. Yani aslında kılavuzlarda hani öncelikler belirlenmiş. Orada da clopidogrel'in bu şekilde bizim yaygın alışkanlığımız gibi olmadığını düşündüren bazı şeyler var, ifadeler. Ama biz eğitimlerle gerçek durumlarda doğru hastaya doğru tedavi üzerine bu eğitimleri üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yani o konuda haklısın. Ama gerçekte böyle mi olmalıydı? Hocamız da ifade etti. Aslında kılavuzu clopidogrel için prasugrel veya ticagrelor yoksa aynen ifade var. Aynen ifade o şekilde geçiyor. Eğer prasugrele veya ticagrelora ulaşmazsan clopidogrel ver diyoruz ama bizim şu andaki uygulamamız böyle değil. Ama clopidogrelin de ilk seçenek olduğu yerler var. Onları da ifade ediyoruz. Yani ama MI varsa, ST elevasyonlu MI varsa şu andaki kılavuz bilgisi prasugrel ulaşamadın clopidogrel şeklinde. Yani Türkiye'ye ulaşamadın sınıfına giriyor biraz. Yani ulaşamadın sınıfı varsa ona giriyor. Bu eğitimlerde bunun için zaten arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hiç ara vermeyeceğiz. Çok önemli bir bölüme başlayacağız. Geriatrik acille ilgili ve burada çok önemli bir proje açılışta sizinle paylaşacağım. SEFMI projesini yaptık. Bu bölümü yönetmek üzere çok değerli hocalarımız ta Meksika'dan bizlere katıldı. Zaten acil ailemizin bir üyesi gibi. Sayın Jesus, biraz isimler şey oluyor değil mi? Bir dakika. Sayın Jesus Daniel Lopez. Doğru değil mi? Evet. Ve Tapia. Evet, Tapia. Jesus Daniel Lopez Tapia'yı buraya çağırıyorum ve Mustafa Kişaplı hocamızı buraya çağırıyorum. Good afternoon. Thank you very much, Dr. Bashar. It's really for me a great honor to be here with you.
I think and I am sure this is the most important conference in the world. Thank you. I was in many conferences around the world. Definitely, it is the most important. Congratulations. Herkese merhaba. Ben Türkçe başlayayım istedim. Karar veremedim bir an. All of you welcome. In this section, we will start with the geriatric emergency medicine. So, first of all, this is, as you know, all of the people is going to getting age. So, we are all getting elder. So, this is so important session also for the, our Congress. First of all, I wish you the best for in, after the COVID situation we are here. This is so important also. So at this combination with this COVID, COVID-19 and geriatric patient, important point of ER management, Mr. Srinath Kumar, please to the stage. Yes. I have the information. Okay. Okay. You are, thank you very much. Dr. Srinath Kumar is of the group head in emergency services. Is the treasurer in IFEM and in academic chair in TEMI and MBA. Also the other one, you got it, sir? Good evening, everybody. It's always a pleasure to be in Turkey. And as my other senior speakers told, and my colleagues were telling that this has become a second home for all the other nationals. Since 2015, we are here, and the hospitality is great, and the people who are involved in all the conferences right from 2015 till date, year by year, Professor Bashar has grown as the tallest leader of emergency medicine in the world. I should tell that, because a lot of countries have been involved, and they've given a lot of expertise to you all, and they bring in a lot of scientific fiesta material to you. So today, I'll be speaking about COVID and geriatrics, which is very, very near to our heart, and we have seen so many patients dying because of COVID in our country and elsewhere in the world also. So it has begun, we all know where it started and where it is ending, and over the next few slides, you're going to see why it has been very important as a geriatric patients to be with the poor outcomes. So by now, we all know that it, there is more than 21.9 crore people who are being affected with COVID, and globally there were 45.5 lakhs patients who died because of COVID. So you see the earliest data which had come in February 11, 2020. That is, you can see there how many patients were dying because of COVID, and regarding the fatality, you can see it again, it is 80 plus years. And if you take the whole population, 60 plus, and more, you can see that the total deaths were mainly in the elderly age group. And in India, when it was started itself, we came to know that most of the mortality was in the elderly age group. So initially, we know how to look into the patients and what are the things we have to do. And we were discussing in the emergency and triaging the patients accordingly based upon the mild, moderate, and severe symptoms and where they have to go for the critical care. And when it came to the geriatric population again, it, the number of comorbidities, we know that it is more in case of the elderly population, and accordingly the death was also high in case of a elderly patients. And if you see the COVID-19 hospitalization and deaths by age, it's clearly again you can see that as it increases, you can see that 0 to 4 years, it is four times lesser. When it goes to 65 plus years, if you put to all together, you can see that nearly 20 times more the patients were dying because of their comorbidities alone. So what was the most important thing? We as emergency physicians are the most important bridge between the patient and into the admission into the hospital. When you triage the patient on the right way in the emergency department itself, you're going to give the best care for the patients. So as per the CDC, when you see there, out of 10 deaths they have seen, there are 10 patients who are dying in the hospital. Out of that, 8 were belonging to the elderly age group, which is again alarming for everybody.
And even in age distribution, if you see in India also, it was correlating with it. And then the hospitalization requirement and the comorbidities and the death ratio were again, when you see the whole data, it was reflecting again on the elderly age group. So why it is implicated? Because mainly we know the changes in the airway. In the geriatric age group, we know that there is a changes in the airway. And with, when the elders get affected and the airway is getting compromised, and there itself, you're going to lose them. So in the next slides, you are going to see how we are going to manage these patients in the emergency, that is what. And comorbidities, you can see hypertension and diabetes, one in every fifth people is in hypertensive or a diabetes. Accordingly, the death was also very common with them. So when the patients with the geriatric age group presenting with comorbidities, especially one or two comorbidities itself, was increasing the mortality and the morbidity of the patients. So, and the immune reaction, we know that the, all these people usually take the influenza flu vaccine at this particular age group, and we, there was a notion that, okay, influenza virus vaccine is taken, the elderly people will not get affected. That was not true. And it showed that they are not being spared even if they take the influenza vaccine. And these were the risk factors and the pathogenic factors, mechanisms which are underlying, especially why this particular slide will explain you why the geriatric age group was having a higher mortality, especially because of the cytokine storm which was happening. And again, this another slide which shows you with every morbidity and comorbidity is present with the elderly age group, it was adding up by 2 times, 3 times, and 4 times. That is the reason why it was important for us in the emergency department to look into them. And then you can see again the age distribution and the deaths. You can see the 50 plus age group. You see there it is almost 27.3% was the total deaths. If you take 100 patients who visit the emergency or the hospital with the COVID-19, and you see there it is 27% of them who died because of COVID in the age group. And if you see in early data itself in my country in India, so you see by that male population was more affected and more deaths were very common than the female population. And again, the localization of the ACE inhibitors, which was also again shown that it was indicated and it was implicated in the death of the elderly age group. And again, this slide shows you the gender distribution as of 14th October 2021 in Indian ICMR data. That is what we take care of. And you see that the male population was 60%, and it is almost 16 crores which was getting involved, well as the female population, it was only the 10 lakh people who are getting. And clinical presentation is very important, as well as in the geriatric age group, you have to see that. And they commonly present still with the respiratory systems than the other comorbidities wherein you see in a younger age group population. And among the elderly population, when a patient is telling that, I used to get calls because I was one of the nodal officers for one of the largest chain of hospitals, where we saw about 25,000 to 30,000 patients totally, and we used to get about 800 to 900 patients who are coming daily on a daily visits to get checked whether they have COVID or 19. And then we looked into why this is again important, why the disease is prevailing in seniors. There was about, this was done in all the major capital cities of the country, and you can see that it is mainly because of the lockdown which made in more trouble for them than the youngsters, because they could not contact anybody, they could not speak to anybody. So how better we did in our country was the COVID care centers which came out, especially for the geriatric age group population. We created them. We set the norms to them and said that, okay, these are the people whom we have to admit and take care of them, but remotely monitoring, which my next speaker will be telling about how remotely monitoring was helpful for the COVID-19 patients. So then we had a dedicated entry for both young patients and elderly patients, because we felt that triaging is important in the elderly patients. Even though they present with a lower amount of saturation, say 85-86%, that was very bad for them. Whereas in a youngster, if they go down to 80% also, they were not showing that much of an outcome difference. And then we set up our own protocols. So we started writing the protocol right in the first stage itself, before the first phase of the COVID-19 itself. So this helped us how you are going to triage the patients, where you are going to triage the patients, and what best we have to see.
And then we started looking into the mild, moderate, and severe symptoms based on the lab findings which we had attached within the patient coming into the emergency department. And then we treated them accordingly, and we started dedicating a protocol for each and every kind of a patient who gets into the emergency department, whether they require steroids, whether they require oxygen, because in the second wave, it was hit very badly for my country, especially during the April, May, June. There was lack of oxygen. So initially in the first phase, we used to give oxygen abundantly and in high flow oxygen, 60 liters per minute, 70 liters per minute. Then what we did, we did better in the second wave. We started controlling the use of oxygen. Because of oxygen itself, there was a lot of, fire accidents were too many in the smaller hospitals. So we thought that giving oxygen only is not important. You should give other medications also. And then the comorbidities and the complications. Based on the comorbidities, we based them, we triage them, and then we give them the treatment as per the hypertension or diabetes, start them the early protocol, early medications. That is how it helped. And even discharge policy, if you keep the elderly in the hospital for more than 10, 12 days, they were getting very stressed out, and their mental agony was also very bad. So what we did was we used to early discharge them. If the saturations were coming up to 91-92%, home oxygen was the one which we gave them, and we kept them in the house and monitored them remotely. And documentation was very important in the emergency, because we were seeing about 200 to 250 patients a day in the emergency itself. And this is apart from the non-COVID patients. We had to take care of the non-COVID as well as the COVID patients. So this made us our life more harmful. So what we did was we developed a standardized documentation policy wherein anybody, even an MBBS not required to be an emergency physician, just an MBBS student can get into the hospital. He can also follow. We were making him write simple case sheets, and so that we know where this patient has to go. So we all know that the respiratory system, initial phase, we started using the transparent boxes, all those things. Then there was a change. This was not required. So we changed the whole system. So we started using directly the PPE, started intubating them without any kind of a protection. Then the cardiac arrest protocols, which was very important. We could not follow the regular cardiac arrest protocols. We cannot give mouth-to-mouth respirations. We have to keep training the other people who are coming into the emergency department. So how better we change the protocols? So this is how we made a change and taught them. Everybody taught that chest X-ray is not important, CT scan is important. No, chest X-ray still stood an important phase, and you can see here 72 years old female who presented to emergency department. We cannot move them to CT scan because the saturations were for 50%, 60%. We have to intubate them, shift them. It's a very high risk. So still chest X-ray stood live, and we could diagnose the patients with the thing. And especially with the point of care ultrasound mission, which we all follow in the emergency department, it became a very handy tool. And we, the GE people, gave good number of ultrasound missions to us, and we saw that how we can diagnose these patients, get into the B lines, and then wrote a protocol for it. So the patients who are coming into emergency department need not undergo the regular CT scan facility until and unless it is required. You do the POCUS, you see to them, and then transfer the patients. So again, in the same way, we wrote the protocol for the critical care services, when the patient has to be intubated, when the patient has to be extubated, and how the patient has to be sent out to the home. Lastly, vaccination. That was a miracle thing which happened all over the world, and that saved a lot of lives, especially in the second wave. Because during the first wave, after that, when the vaccine came, we were all targeting about the geriatric population. But how better we did was because the geriatric population was not able to come to the hospitals. So we started something called as vaccination of wheels. This whole thing became a big one in our country, and even the health ministry started adopting it, and they said that this is the best practice which has happened, and they even awarded us that such a protocol, which we changed it and we made it look into how easily. This was one of our chief minister who was inaugurating it, and he said he himself utilized the services going into the remote area, giving the vaccination for the geriatric age group. So that is how we could make it totally a different one, and we could reduce the mortality.
If you see the overall mortality in the country, it was standing still 3 or 4%, but the 3 or 4% was still high for us. And when you see there was a geriatric population which was having a high number of death in the first wave, which changed in the second wave. So teamwork, there is no change. You should have a teamwork either in your emergency or outside the emergency. Teamwork is the best one. Have the core team with you and practice accordingly. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srinath. If you want, we can have the questions at the end of the session, okay? And then Professor Danikar Alimov, he is director from the National Center of Emergency Medicine in Uzbekistan. Good evening, dear colleagues. First one, I want to say for organization for this conference, it's very good and we are happy to be here with our colleagues from Uzbekistan. Let me introduce today presentation about telemedicine and innovative practice in geriatric patients management in emergency room. Recent studies have shown a progressive increase in emergency visits, which is much more noticeable in the elderly population. In fact, some studies mention that up to 25% of all emergency visits correspond to elderly patients. In general, there is spent more than 15% of all consultations and almost 50% of all admissions to intensive care units. Therefore, some authors mentioned that the emergency units are aging. In the United States, the Center for Disease Control and Prevention reports that there was an increase in the absolute number of visits to the emergency department with the group of people over 65 years of age who had the highest frequency of visits. Elderly patients are 4 to 6 times more likely to be admitted to an emergency unit than a non-elderly patient. When the coronavirus disease pandemic was declared an emergency in the whole world in March 2020, emergency departments anticipated or directly experienced a surge of COVID patients. Most of them were elderly patients in the different conditions. At the same time, the number of hospital visits by non-COVID ages patients didn't decrease at all. To manage the surge, it has to be setting up alternative site for triage and testing, confusing waiting rooms to promote social distancing, changing staffing models, and implementing rapid cleaning and disinfection procedures. While many of the strategies have been part of the disaster response playbook for decades, the use of telecommunication technology to support care delivered at a distance emerged as a leading strategy for the first time. Most commonly, this was in the form of telecommunication in the which remotely located specialists like infections, neurologists, and physiatrics consults on the case in the emergency department. It has brought the opportunity in timely manner to identify specific comorbidities of the chronic disease, which are almost always presented in the elderly COVID patients, keeping safe as specialists through distance. Even after significant decreases of COVID patients in the condition of our emergency hospital in Tashkent, Republic of Uzbekistan, will still use the
facilities that telemedicine can provide. Every day our institute care unit specialists communicate with the foreign specialists, for example, Germany Clinic Center, Charité, we're in touch telehealth device. As they have more experience and data in the geriatric patients management, they share the experience with us and give the recommendation for the further tactics of patient treatment. All this is in the real time beside the bed of the patient. Also being the central head emergency department for the whole republic, we are responsible for every branch's hospital around the country. At the same time, our specialists provide the remote help in any emergency case day and night, since most of the patients are elderly people due to the frequently cannot reach the central emergency department. In the latest systematic review that has published in the September 2021, authors reveal that telemedicine enhances emergency care, therapeutic decision making, and improves diagnostic accurately. They reduce costs, specifically telemedicine has its most significant impact on length of stay, access to specialized care, cost savings, and patient satisfaction. However, there was a relative lack of randomized controlled trials, and more studies are needed to substantiate its impact of morbidity and mortality. Innovate practice in geriatric management, its adept tool, frail score, and comprehensive geriatric assessment. Delirium is a common syndrome affecting many elderly patients, not only admitted into acute medical wards, but also in the community. The syndrome is delirium, can be defined as acute brain failure associated with automatic dysfunction, motor dysfunction, and homeostatic failure. It is a complex and often multifactorial, and hence continues to be underdiagnosed and poorly managed. Even then, detected early and managed delirium can lead to significant mortality and morbidity in frail elderly patients. Adverse outcomes can include the following: prolonged hospital stay, increased mortality whilst in hospital in the months following discharge, increased risk of developing complications such as hospital current infection, pressure ulcer, and false, poor physical and cognitive recovery at 6 and 11 months, increased risk of placement in the residential home. Adept tool for geriatric patients with a delirium. Previous data have highlighted the under-recording and under-treatment of delirium in geriatric patients. They created this tool. A cohort of physician geriatric experts performed a literature review and identified 5 points in interested in the realm and geriatric delirium, creating the ADEPT tool. It's a access, diagnose, evaluate, prevent, and treat in an attempt to remind physicians about the high risk of untreated delirium and offer guidance of management for both the symptoms and the underlying causes. Predisposing factors, it's microvascular changes, altered body composition, oxidative stress, neuroendocrine dysfunctions, and then neuroanatomical abnormalities. Acute stresses, delirium, impacted neurovascular coping, hypoxia, hypovolemia, and physical and physiological stress, and neurostimulating alternatives and medications, which includes for detecting health. It's a full health related outcomes, disability, hospitalization, and last one is the death.
frail score for geriatric patients, appropriate assessment of patients' frailty may help predict the length of stay if admitted to the hospital and determine which patients are most likely to require placement in a skilled nursing facility and the time of discharge. Comprehensive geriatric assessment is defined as a multidimensional interdisciplinary diagnosis process for determining the medical, physiological, and functional capabilities of an older person in order to develop a coordinated and integrated plan for treatment and long-term follow-up. Comprehensive geriatric assessment improves outcomes for older people in various settings, including reduced mortality of deterioration, improved cognition, improved quality of life, reduced length of stay, reduced rates of long-term care use, and reduced costs. The principles of comprehensive geriatric assessment include identified problems across health and social care domains, establish priorities, individuals management, interventions, and follow-up and review. And for conclusion, innovative practice and technologies offer encouraging promise for the provision of essential health care services for older people worldwide. However, the extent of this service appears to be currently limited in low and low middle income countries, and many of them have lack of evidence basis, studying and optimizing the services that can be accessed by older people requires greater government investment and active engagement by broader participation of older people, the caregivers, physicians, and other health care providers, technology experts, and health managers. Thank you for attention. This is the third speaker is Dr. Hikmet Anvarov, Deputy Director of Center of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan. Yes, please. Herkese merhaba. Dear Chairman, it's a great honor for me to stay here before you. So, the literature update, it's quite a tough issue to bring here within short 10 or 15 minutes, and we try to do our best just to overview it. The last maybe 2 or 3 years, and if the some publishing wouldn't be sound here, it doesn't matter. It doesn't mean that it's not significant. It means that we're lazy to find it. So this is my disclaimer. While preparing this presentation, I found that the 2 significant publishing in the American Journal of Emergency Medicine. So the 2 authors, Dania Khuja and Nicole Simina-Fialos, they especially reviewed this topic in 2019 and 2020, the geriatric emergency literature in 2019 and geriatric emergency literature 2020, COVID and beyond. Of course, the new topic, the COVID-19, makes its own changes in this topic. So below are selected articles from these two years that changing our practice and highlighting the trajectory of the future endeavors in geriatric emergency care. So just to highlight the main streams, main trends in these 2 years for geriatric, I would say the COVID-19 caused worse outcomes in older adults, of course. The modified Pro-H score can provide an estimated outcome prognosis. As it has been sounded here, delirium is a common presentation of COVID-19 in elderly and maybe primary presentation. Family presence is an integral part of reducing delirium in the ER and should be encouraged.
Radiological acute hip fractures are common and may be missed in the hip CT. And certain injury patterns are specific to elderly abuse, such as maxillofacial, dental, or neck injuries, especially in the absence of lower extremity injuries. And conclusion that acute coronary syndrome is rare in elderly adults with non-specific complaints, and that the patients with elevated troponin do not have acute coronary syndromes. Parenteral using of non-steroidal anti-inflammatory drugs may be safe to use in relatively healthy elderly adults with low prevalence of comorbidities. Frail patients are at the risk, at the higher risk of bad outcomes, and may benefit from early identification and tailored discharge planning. Arranging primary care or specialist follow-up for older people within 10-12 days of ED discharge decreases ED recidivism. And addressing the physical needs of elderly people, decreasing wait times and improving the communication may improve the elderly patient's ED experience. And of course, data is currently insufficient. So talking about the COVID-19, the previous speakers, I think they highlighted very well them. So I founded this article by Alberti, Kovinsky, and others, a fuller picture of COVID-19 prognosis, the added value of vulnerability measures to predict mortality in hospitalized elder adults. In Journal of Aging, the study also provides the clinicians in ED with a framework to prepare patients and their families for the possible outcomes of hospitalization for COVID-19, offering patients and their families a reliable approach to prognostication, and the onset of illness may help facilitate end-of-life conversation, plan for likely need of skilled nursing facility, placement after the hospital discharge, and outline realistic expectation for the outcome of their hospitalization. Also, delirium, again, it's stressed that delirium is frequent presentation of COVID-19 in elderly adults in the ED. It can be start as a first manifestation, either as a primary symptom or part of the atypical COVID-19 presentation. These data highlights the importance of delirium screening now than ever, reiterating the Geriatric Emergency Department guidelines recommendation. This increased frequency of delirium in elder adults with COVID-19, which is higher than would be expected in the general geriatric ED population. In line with regular neuropsychiatric manifestation in the general COVID-19 adult population. So this is quite interesting article by Deng and Chow and others, non-pharmacological interventions to reduce the incidence and duration of delirium in critical ill patients. Systematic review and network and meta-analysis founded in Journal of Critical Care. So this study provides additional support to emphasize the family-centered care that is integral to geriatric ED. The needs of advocate for family presence is now more than important than ever. Excluding caregivers of patients at high risk for delirium from visitor restriction policies has been in the focus of many geriatric experts and a priority for patient-centered care. Hip fractures. So the Haj Mirzayan and others in the Journal of Radiology highlights the advanced imaging should be strongly considered in patients with apparent isolated greater trochanter fractures, given the high rate of fracture extension into the intertrochanteric region and coexistence of a surgical fracture. Non-specific presentations, also the group of authors, Wang and others, in the article Testing and Coronary Syndrome in Geriatric Patients with Non-Specific Complaints, are we our testing in academic emergency medicine, highlights that understanding of the true of harm of obtaining of troponin level in elderly adults with non-specific presentations and subsequently chasing the result will require discerning whether the sole purpose of the admission was to investigate the troponin elevation, even patients would have admitted anyway for another cause. His admission to the
hospital in elder adults is associated with a functional decline in mortality. Despite these limitations, this study should make us reconsider ordering troponin in older adults with a non-specific presentation and seriously consider non-ACS causes for troponin elevation in them. Pain management, also highlighted in the article by Anderson and others in the American Journal of Emergency Medicine in June 2019, and simply stated, parenteral ketorolac may be safe to these kind of patients in use to, in relatively healthy elder adults with low prevalence of the comorbidities, specifically those who are well enough to be discharged. Frailty, and again frailty for adults, I think this is one of the main issues. So Lewis and others in the article named which frailty scale for patient admit in the emergency department cohort study in archives of gerontologic geriatry in 2019 highlights that importance of frailty screening, but also appreciate the difficulty in dedicating time to screening in a busy emergency department. And they're offering the clinical frailty scale, which is presented on the slide. And I think most close for us is geriatric emergency department, highlighted in the article by Megidson and others, prompt outpatient care for elder adults discharged from the emergency department, reduce recidivism, from Western Journal of Emergency Medicine, October 2020. So demonstrate that more than 20%, one-fifth of elder adults discharged from ED will have a repeat visit to the ED within 1 month. Elder patients, those with more comorbidities and those with a lower socioeconomic status, were the most likely to return back to the ED for a repeat visit within 3 months. If patients were able to see a primary care practitioner or specialist within 1 month following their ED visit, they had a decreased ED recidivism rate, more so if within 10-12 days of discharge. So delayed follow-up visits did not affect the recidivism rate, and authors speculate the further improvement of the transitional care after ED discharge may be accomplished by standardizing the communication between ED and outpatient practitioners. Elderly abuse is highlighted in the article by Rosen and others, identifying injury patterns associated with a physician elder abuse, analysis of legally adjudicated cases in Annals of Emergency Medicine. So investigator determined that physical abuse victims were more likely to have bruising and injuries of the maxillofacial, dental or neck region, especially in the left cheek, left face and ears for righties. Neck injuries specifically should trigger physicians to think of abuse as a mechanism for injury, especially as the neck is typically protected during a fall. Victims of maltreatment were less likely to have any fractures or lower extremity. Also, I would like just to share with you some fragments of this document, which is not a brand new, it's dated by 2014, but nonetheless, this is a geriatric emergency department guidelines. I think most of you are quite familiar with that. So the document is a product of 2 years of consensus-based work that includes representatives from a lot of very distinguished societies. And they provide this, I would say, universal scheme of the algorithm of the elderly patient in ED. Also, this document, Disaster Preparedness for Seniors, a comprehensive guide for healthcare professionals made by Springer Publishers, outlines specific disaster scenarios for homebound, community hospitalized, long-term care, homeless, and aged veteran. Just browsing some European journals, we found that they mostly focused on the quality issues.
So the Shuster and others in Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, in 2020, they highlighted in the article quality indicators for geriatric emergency care and evidence-based Delphi consensus approach to improve the care of geriatric patients in the emergency department. This quite, I would say, unique and original algorithm, how to provide the quality issues in elderly people. And they provide their questionnaire, which they consider as a gold standard to measure, benchmark, and improve emergency care. So they call it Jerry QEAT questionnaire for, should be focused on a clinical experience and research-based recommendation and describe the first time a standard for geriatric emergency care in Germany. So this questionnaire should be implemented by authors as a standard, minimal standard in geriatric emergency care. One more paper dedicated to quality issues in elderly emergency by Mujard and others from the Geriatric Emergency Medicine. They present a top of 10 high priority research questions for European research agenda for geriatric emergency medicine. The list of research questions may serve as a guideline for researchers, policymakers, and funding bodies in prioritizing future research projects. Thank you for your attention. Thank you very much. If is any question, please. If it's in Turkish, please help me with the translation. Thank you very much, dear Chair, and thank you very much to Dr. Sirin Dailan and Dr. Hikmet for the nice presentation. My aim is just to have an addition about the comment, and I will do some recommendation if you give permission me. What? It's for Dr. Srinath? No. I just want to have some addition and recommendation about this issue. No, no recommendation. Let me repeat it again. I do not have a question. I just want to have some addition. Yes, please. Recommendation about this issue. Thank you very much. Since 20 years, when I am looking from the windows of the emergency medicine, emergency medicine rooms, and emergency training, I saw that even though the world is dealing with a great disaster, it is COVID since 2 years. This is a war. And everybody is struggling with this war. I think we have another big disaster. What is that? This is the adults. How can we deal with our adults? Because in this century, in the advancing country, they have facility and they have chance to help their adults for their survival. But when we look at the situation, we see that the development countries, they achieved very good points. What is that? It is that they decreased the mortality of the obstetric patient and the newborn. This is a good point that should be appreciated by everybody. We do it. But now they face a new problem. It is the adult and their surf. Because when we look at it from the emergency, we see that their cost is very high. Their stay in hospital is very high in intensive care units. And the state emergency department is really very high. And their restriction to the treatment is a big problem. And the complication, they have many complications of the treatment also. And they also have very high mortality and morbidity. The emergency department is a problem for us and also for them because nobody wants to host them. Nobody wants to get this patient to their clinics. So they stay in the emergency department for a long time. So they struggle with the staffs, with the gear. So what do we need for this patient? I think we need a new mentality. The authority
needs change their mentality for the adults. They need new construction of hospitals. They need to construct new hospital for the adults. How to care this patient? A suitable places. And also when they care, they take their care in hospital, they need to transfer to new institution. Think they will be immobilized. And also we need a mentality to increase how we care their patient in their home. So one recommend for the drug company is that please work too much to produce new drugs and posology and new doses for this group. And especially I have a recommend for my colleague, young colleague, because Dr. Kumar, me and Dr. Mustafa, we are adults and the others are youngs. If you want to work and for on a new area, this is the adults. If we have chance to do it. Thank you very much. Thank you. Dr. Behçet, I'll thank you very much for your recommendation, all of us. A few minutes later, in the beginning of the ceremony, I will represent a Turkish first geriatric emergency medicines project. So I agree with you. This is so important issue. All of us, we are going to getting ages. So this is a kind of war, as you mentioned also. Thank you very much for your support. Thank you. Is any question or any comment? It's okay, maybe we can finish. Yeah, we can finish. No question. Yes. Okay, we are closing this issue. Thank you very much for your participation. Thank you.